bir geçmişiniz var. Fizik mühendisliği eğitiminden sonra. Yeni Devrim Danyal olacak karşımızda. Devrim Hocam hoş geldin. Demek için sevgili Devrim Danyal'a gidelim. Günaydın. Şimdi devam edelim. Devrim Danyal bizlerle blockchain ve kripto para eğitimine. Hoş geldiniz Zeynep. Bugün dünyasında Caner Özyurtlu ve Devrim Danyal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili Hocam. Hocam nasılsın? Kripto ve dijital para eğitimine Devrim Danyal'dayız. Devrim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Devrim Danyal aktaracak biz için. Sevgili Devrim Danyal'a gidelim. Devrim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Blockchain ve kripto para eğitimine Devrim Danyal bizlerle birlikte. Ve kripto parayı konuşacağız. Eğitmen Devrim Danyal'la birlikte. Devrim Bey hoş geldiniz. Kaç olur hocam en son? Anlaşırız, konuşuruz. Belki daha yüksek fiyat veren buluruz. Sevgili Devrim Danyal. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size de şimdiden iyi seneler diliyoruz ve yeni yılda da görüşmek üzere diyoruz efendim. Efendim merhabalar tekrar. Buyursunuz tahminim. Tamam. Şimdi öncelikle tekrar hoş geldiniz hepiniz. Bugün arka tarafı birazcık duygusal olan bir kısımda hepimizi aracıları aradan çıkartacak neler yapabilir bunlara bakacağız. Amacım bugün de iki seansımız var. Saat 12 bitmesini ümit ediyoruz. Değil mi? Saat 12'de kapatıyorlar. Biz de acaba disco şey diyebiliyor muyuz bilemedim ama hani akşam 12'de müziği kapatıyor kısmına. Mümkün olduğunca sizin sorularınızı cevaplayayım istiyorum. Beni buradayken canlı bulduğunuz için karşınızdayken canlı sorularınızı cevaplayayım istiyorum. Bir de ekran üzerinde bu işlerin nasıl, ne kadar kolay yapılabildiğine dair bir sunum yapacağım size. Bu sunumun laptop ya da bir bilgisayar gerektirmeden cep telefonuyla da yapılıyor ama onu yansıtmak da zor olduğu için şu anda burada hepinizin görsel olarak sıfırdan NFT yaratılır. Bu NFT'yi diğer arkadaşlara, insanlara nasıl dağıtabiliriz sürecinde hep beraber bir deneyim sahibi olacağız. O andan itibaren de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen sorun, elinizi kaldırın ve oradaki soruları cevaplamaya başlayalım. Kimlerin kripto parası var? Bu şimdi bunların hepsini kartla alınıyor tahmin ediyorum. Buradan direkt WhatsApp'a yolluyoruz. O yüzden soracağım dur. Bugün esasında bir çalıştayımız vardı Ankara'da kripto parayla ilgili. Ama sevgili Tanım Bey'e daha öncesinden söz verdiğim için buraya gelmeyi daha ön plana almıştım. O yüzden oradaki arkadaşlarıma online destek olmaya çalıştım. Ciddi anlamda bir arka tarafta regülasyon süreciyle ilgili bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili biz de işte bilirkişi olarak mecliste ve Hazine Maliye Bakanlığı'nda fikirlerimizi ya da işte süreçlerin nasıl ilerleyeceğine dair bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu demin elini kaldırmış olmak çözüm bulmaya, sürecin devam etmesi için, yasaklanmaması için bir çözüm olmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü temelde yapmış olduğumuz iş kripto parayı kripto varlığa çevirmek. Yani NFT dediğimiz olayın temel prensip olarak bir token ekosistemi olduğunu, bunun kripto paranın ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu bilmekte fayda var. Hepimiz farklı sektörlerdeyiz. Bugüne kadar ben birazcık kendimden bahsedeceğim arka tarafta. Bu süreçlerin içerisinde neden bir kişi oldu? Kimse beni alıp doğruya koymadı. Çok ilginç bir yapı var. Bunu anlatacağım ama temelinde işin en son gideceği nokta sizin ana konunuz olan görsellik. Öncelikle burada bir enstitü olalım. 107 tane farklı sektör için bugüne kadar proje ürettik, danışmanlık yaptık. Aynı benzer şekilde toplantılarına katıldık ama her şeyin en temelinde, son noktada oturttuğum şey sizin görsellik üzerinden bütün bu süreci ilerleteceğimiz ve işleteceğimiz. O yüzden de birazcık NFT esasında 107 sektöre hitap ediyor ama temelinde arkasında en önemli nokta pandemi dönemiyle birlikte fotoğraf sanatçılarına, performans sanatçılarına, bir de ziyaretçimiz var bu arada, kedimiz de olmuş oldu. Arka tarafta dediğim gibi sizin el becerilerinize oturmaya başlıyor. Sevgili Tanım Bey'in anlatmış olduğu hani bu sponsor kısmı ya da kendinizi birileri üzerinden gelir elde etme yöntemi artık yavaş yavaş değişiyor. Bu
sürecin içerisinde de NFT arıcıları öden kaldırdığı için karşı tarafta size koskocaman 8 milyara hitap edecek bir ekosistem açmaya başlıyor. 2 saatimiz olduğu için bütün bunların hepsine değineceğiz. Ama ben biraz öncelikle kendimin şu gelişiminden bahsedeyim. Ben bir televizyon çocuğu olarak doğdum. 69'da anne baba TRT'nin ilk kuruluş zamanları içerisinde orada birisi grafiker, birisi karikatürist tanışıyorlar. Ben dünyaya geliyorum ve ben bunu hep TRT'nin tozlu koridorlarında kendimi buldum diye nitelendiriyorum. Çünkü o dönem içerisinde TRT gerçekten ciddi anlamda en teknolojik noktalardan bir tanesi. Sonrasında hiç daha internet yokken Teletext kurulumu var. Diyorlar ki yapar mısınız? Hani çalışır mısınız burada? Tabii ki diyoruz. Teletext'e el atıyoruz. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. İşte 155 yazardık. Burada çok yaşadığım arkadaşım da var. O yüzden de memnunum. Genelde üniversitelere gidiyorum. Hiç keyifli olmuyor. O yüzden de mümkün olduğunca sizden de bu reaksiyonu almak keyifli. Bir adım sonrasında dediler ki ya Türkiye'de çizgi film yok. Çizgi film stüdyoları. Peki onu da kuralım. Onu da kurdum. Ardından fizik mühendisi oldum. Baktım ki her şey çok teorik gidiyor. Bunu birazcık pratiğe oturtmamız lazım. Pratik tarafta da iş kriptografiye, kriptolojiye dönmeye başladı benim için. Çünkü bilmiyorum, normalde genelde herhangi bir yerden bir yere seyahat ederken insanlar doğaya, kıra, bayıra, çayıra bakıyor ki özellikle sizin gibi fotoğraf sanatçısı, profesyonel olarak bir işin sağlar, görselliğe daha çok önem veriyorlar. Ama ben baktım ki plakalara önem veriyorum. Yani herkesin oyuncak arabaları vardır, onları yarıştırır. Ben plakalar üzerinden matematiksel bazda bu süreçlerde karşıma çıkan her şeyi onlara da bağlaştırmaya başlıyorum. Baktım oradan da kriptografi geldi, kriptoloji. Sonrasında 15 senelik bir yapı kredi koç geçmişim. Koç Bank ve yapı kredi olmak üzere. Finansal tarafta oradan geldi. Sene 2009, çok da uzatmayayım. 2009 senesine geldiğimizde bu kripto para olarak ilk karşımıza çıkan Bitcoin hayatımıza girdi. Sonrasında baktık ki bu yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Ardından da bu konuda herkes bir şeyler yapmaya başlarken ben 2012'den beri bunu anlatır halde kendime buldum. Yani bütün hepsi bunların toplandı, bileşen halinde karşımıza çıktı ve kriptografi oluşturdu. NFT'yi anlatacağız, NFT'nin üzerinden gelir elde etmeyi anlatacağız ama bunun tamamen teknolojik tabanlı bir yapı olduğunu anlatabilmek için de bugün hepinize burada Bitcoin dağıtacağım. Bunu tepki. Bunu tepki. Şimdi bunu söylediğim zaman gençlik yıkılıyor ama çok fazla işi olmayan, aman bizi bulaştırma evladım diye. Ben memurum çocuk, hiç bunlara girmeyelim diye. Hocam acaba kapıda sonra gelip bizim masak bulur mu diye. Bir kadar 50 binden fazla arkadaşımızı dağıttık. Henüz şu anda Allah'a şükür ne kapıya dayanan oldu, ne de herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayan oldu. O yüzden de deneyimlemek isteyenlerle bunu genelde en son yapıyoruz. Herkes dinlesin, kimse gitmesin. Ama sizden ricam var. Yani Bitcoin içinde durmayın. Dinleyin, tamam mı? Kafa orada olmasın. Şimdi çarpım yapmaya başlıyor. Yani Cem Yılmaz diyor ya, bakıyor böyle işte salon şu kadar, kişi şu kadar verse bize çarpımı bu kadar. O hesaplara girmeyin. O kadar da vermeyeceğim. Baştan da şunu söylemiş olayım. Eskiden diyordum ki Bitcoin'i rakamsal olarak bir Bitcoin vereceğim diyordum. Sonra o benim dediğim zamanlar geçti. İşte 10 dolardı, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 1000, 2000, 5000, 10.000 artık bir miktar demeyi öğrendim ben. Şimdi bütün bu süreçler içerisinde bunları yaparken tabii ki uygulamalar kullanacağız. Bu uygulamalarla birlikte hep beraber bu deneyimi yaşayacağız ama temel prensip olarak arka tarafta işin birazcık matematiğini de size oturtmak istiyorum. Çünkü bakış açıları herkes için çok farklı bir noktada. Bunu anlatabilmek için de şuraya çıkmam lazım. Herkes beni daha iyi görsün diye. Şimdi hepimiz okullar okuduk değil mi? Çok temel şeylerden bahsedeceğim. O yüzden de kafanız karışmasın ama işi farklı bakış açılarıyla nereye getirebileceğinize dair de fikriniz olsun istiyorum. Size akşam egzersizi yaptıracağım, antrenman yaptıracağım. Bunu özellikle ilkokul çağlarında hatta 1 ya da 2 oradaki arkadaşlara anlatmanızı rica edeceğim.
Yapacağımız iş çok basit. İlk çağlardan günümüze gelene kadar matematik tabii ki bu kadar hesap makineleri, bilgisayarlar yok. Bu sürecin içerisinde en çok kullanılan şeyler ne? Hangi sayı sistemini kullanıyoruz? Onlu sayı sistemini. Niye? 10 parmağımızla. Doğru mu? Peki. Şimdi yapacağımız işlemle bugüne kadar bize öğretilen çarpım tablosu işlerindeki en zor olan 9'larla çarpım işini yapacağız. Bana katılırsanız çok sevinirim. Ellerimizi şöyle bir kaldıralım. Onlu sayı sisteminde çarpmak istediğimiz rakamı o parmağını aşağı indireceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örnek veriyorum. 3 ile çarpacaksak. 1, 2, 3. parmağımı aşağı indirdim. Size göre sol tarafta 2, sağ tarafta 7. 9 kere 3, 65. Değil mi? Bana bakmayın, parmaklarınıza bakın. Bakın tekrarlıyorum. Benimle beraber yaparsanız daha net anlayacaksınız. 10 parmağımız havada. Hangi parmağımızla 9'u çarpmak istiyorsak o rakamı aşağı indiriyoruz. 1, 2, 3. indirdik. Sağ taraftakiler 10'lar basamağı, sol taraftakiler 1'ler basamağı. 9 kere 3, 27. Şimdi heyecanlı bağırıyordum. 27. Şu an bulmadık onu. Biz bulmuşuz diye inanıyoruz. Tamam. O kadar bir anlaşalım. Anlamayanlar varsa bu sefer tersten gidelim. Mesela kaçla çarpalım? 7 ile. 9 kere 7. 63. Bravo. Siz biraz şey yapın ama bana izin verin ki ben bilmeyenlerle şey. Ne yapıyoruz? 7. parmağımızı aşağı indiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indirdim. Kaç? 63. Şimdi anlamayan varsa bundan sonrasını tamamen cumartesi ya da pazar sürprizi olarak seyreder. Anlatacaklarım onu. Test için yapıyorum başta. O yüzden de varsa anlamayan lütfen şimdi desin ki hocam ben daha bu kısmını anlamadım. Çünkü onlarla biraz el hesabı yapmamız lazım. Var mı anlamayan? Cesur olun. Öyle şey de değil. Allah bir tek ben anlamadım herhalde deyip sormamazlık da etmeyin. Çünkü diyorlar ki hoca iyi güzel anlattın da bu sadece 9'la çarpın. Bizde bitmez. Anlatırız ama yarın gelenlere. Yarın da 11'le çarpım anlatacağım. Gelen olursa. Şimdi bütün bu süreçlerin içerisinde arka tarafta her şey matematiğe dayanıyor ve matematik temelleri üzerinde bizim hayatımızda bu onluk yapı değişe değişe farklı fonksiyonlarına gelmeye başlıyor. Çok sayı sistemimiz var. İkili, dörtlü, beşli, onlu, on ikili, yirmili, altmışlı ve bunun en temel prensiplerinden bir tanesi de ikili sayı sistemi. İkili sayı sistemi dediğimiz sadece sıfır ve birlerden oluşuyor. Ve bu sıfır ve birler 8 milyar insanı içine sıkıştırmaya çalıştığımız ana itibarında bize neyi oluşturuyor? Dijital dönüşüm süreçlerini. Yani bütün bu ekosistem yavaş yavaş dijital ekosistemlerle birleşerek bize normal, konvansiyonel hayatın dışına çıkaracak bambaşka bir yapı haline getirmeye başlıyor. Peki, bu sürecin dışında kalırsanız ne yaparsınız? Şimdi birazcık da ondan bahsedeceğim. Kripto paralara nasıl geldik? İşin o kısmını anlayın diye. İlk çağlarda ticaretin hiç olmadığı zamanları düşünün. Yani şimdi NFT'yi ya da Bitcoin'i, Metaverse'i konuşuyoruz ya. O dönemde hiçbir şey yok. Tek bildikleri, karın doyurmak, akşam kafayı yastığa diyecektim. Kayaya koyup rahat rahat uyumak, ertesi sabahta kalktıklarında tekrar bir şeyin peşinde koşmak. Ne? İşte birisi elinde mızrak var, o mızrakla beraber mamut peşinden koşuyor. Birisi bakıyor ki deniz içinde bir şeyler atlıyor, zıplıyor. Onları yakalamaya çalışıyor. Bir kesim var ki diyor ki sadece dünya üzerinde yaşayan canlılar biz değiliz. Meyleyenler var, möleyenler var. Bir kesim bakıyor, güneş var. Bu tarafta doğa var. Yağmur yağıyor, güneş açıyor. Orada bir şeyler filizleniyor. Herkes mutlu mesut yaşıyor. Kendi içerisinde, kendi dünyası içerisinde. O döneme kadar da ne ticaret var, ne aldım, ne verdim, hiçbir denge yok. Birisi bir dönem büyük ihtimalle merak ediyor, diyor ki ya bu balık tutuyor diyor, balıkçının diyor, tutmuş olduğu şeyi biz hiç denemedik. Balıkçıya gidiyorlar, diyorlar ki
et verelim, ot verelim, süt verelim, yumurta verelim ve değiş tokuş dönemi başlıyor. Şimdi size 3-4 tane kırılım söyleyeceğim. Niye önemli? Hani bu kriptodan para olur mu olmaz mı diyoruz ya, bunu öncelikle kendiniz anlayalım diye. Siz karar verin, ben olur olmaz demeyeceğim. Bu değiş tokuş yapalım. Sürecin içerisinde bir kırılım dönemi yaşanıyor ve deniyor ki artık biz bunu başka bir yapıya bağlayalım. O da dünya üzerindeki hali hazırda devam eden ve çıkarılması zor, herkesin ulaşamayacağı bir şey olsun ve madenlere bağlanıyor. Biz buna değerli maden dönemi diyoruz. Arka tarafını çok iktisat okumuşsunuzdur, başka bir şeyler okumuşsunuz, önemli değil. Şimdi söyleyeceğim kısım önemli. Lütfen şöyle bir düşünün. Bir şeyler yiyorsunuz, ağzınıza attığınızda dişiniz kesiyor, yuttuğunuzda karnınız doyuyor. Değil mi? Ben onları rica edeceğim. Evinize gittiğinizde, sohbet bittikten sonra, bana şöyle bir koli yapın lütfen. Evde yiyecek, içecek, sucuk, peynir, yumurta, süt, et ne varsa onları böyle bir koliye koyun. Geleceğim sizden yuvarlak metal parçası vererek alacağım. Değil misiniz? Bakın, o dönem için değil, şu dönemdeki geçmişinizle harmanlayarak, düşünerek söyleyin. Verir misiniz? Daha ki kabul görmedi. Şu anda sadece şöyleyiz bakın. Üstümüzde yaprak var. Verir misiniz? Böyle yuvarlak bir metal parçası. Yılmaz eğer Tesla arabasını onunla özdeş tutuyorsa verir. Şu anki aklınızda ve Elon Musk'ın adını kullanarak. Ama o dönemde dediğim gibi sadece yaprak var. Daha değil, bir dakika. Burada hemen kırılmadı süreç. Yaprak. Yaprak kımıldamıyor, oradan mı geliyor acaba? Şimdi... Şimdi bu sürecin içerisinde daha devam ediyoruz. Biz anlaştık ve hiçbir zaman altın demiyor ki, arkadaş ben daha değerliyim, gümüşten daha değerliyim, hayır ben bronz olarak daha değerliyim. Böyle bir şey yok. Biz onlara ne atfetmişsek... Nereye geliyoruz biliyor musunuz? Hani şu anda... NFT'lere ya bu anlamsız piksel parçalarına kim ne para veriyor diyoruz ya. Evet. İtibari para. Dakika bir. Para kısmındayız. Şimdi hop bunlar geçti. Ben sizden aldım. Arkama bakmadan döndüm. O yuvarlak metal parçayı verdim. Döndüm gittim. Burada karşımıza çıkan ikinci temel terminolojik tanım da şu. İki sayılı sayı sistemine biz İngilizce terminolojide binary digit diyoruz. Binary digit. Kısaltılmışı bize bit oluşturuyor. Bit. Hani bu meşhur Satoshi'nin 2009 senesinde hayatımıza sokmuş olduğu yapı. O kelimenin ilk hecesi işte bu ikili sayı sisteminden geliyor. Bitcoin'in biti. Coin tarafı da biliyorsunuz bizim eski Türkçe'de, Osmanlı'da sikke olarak geçen mantıydı. İki sevgili şu Bitcoin. Peki. Devam ediyoruz, süreç gelişiyor. İşte altın çıkıyor, gümüş geliyor falan filan. Bir adım sonrasında hani evinize gideceksiniz, bana koliyi vereceksiniz ya, acele etmeyin. Onun yanına takı, gümüş, altın, küpe, yüzük, Allah ne verdiyse değerli metalim var. Onları da böyle bir kesenin içine rica edeyim. Onları da demek ki koliyi yanına koyup bu sefer bir A4 kağıdının yarısını katladım, yan çevirdim ve dedim ki Ali'den bunları aldım, Veli'den bunları, Ayşe'den bunları, Fatma'dan bunları. Görür müsünüz? İkinci dönem. Banka. Vermiş miyiz? Verdik. Vermişiz. Niye? Çünkü beyefendi dediği gibi vermek herkes için zorunlu hale gelmiş. Yani bütün kırılımlar insanlığın zaafları üzerinden gidiyor. Bu arada ben hayatımda iktisat, işletme, ekonomi okumadım. Bir fizik mühendisi edasıyla o plakalardan çıkardığım şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Bitti mi? Bitmedi. Bu kağıtta hani kolimiz hazır, et, süt, yumurta, bal, reçel var. Üstüne bir kesenin içerisine koydunuz. Altın, gümüş, yüzük. Neyse. Şimdi de lütfen bir zarf bulun. O zarfın içine Türk lirası olur, dolar olur, euro olur, Japon yeni olur. Onları da böyle bir koyun isterim. Onları da koyduktan sonra
yeni kralın ne? Kripto para. Kripto paraya var. Tabu var. Geldim akşam dedim ki kolileri alayım. Böyle bir şey keşfettim. Keşfettiğim anda da buraya yazıyormuştu. Ali 3, Beli 5. Gidiyor. Var mı itirazı? Yok. Niye yok? Çünkü herkes ona geçiyor. Çünkü insanların zaafları bu süreçte hepsinde belirleyici rol oynuyor. Peki. Şimdi bunu Ankara'da da söyledim. Bunu katıldığım bugüne kadar ki işte 1000'den fazla etkinlikte de söyledim. En temel nokta şu. Bütün bunların hepsi kabul oldu da kriptoyu niye kabul etmiyorsun? Kripto da son para olmayacak. NFT bizim gördüğümüz son nokta olmayacak. Ben çeşitli kuluçka merkezlerinde mentorluk yapıyorum. Orada şu anda konuştuğumuz konular bunların ötesine geçmeye başladı. Artık para kalmadı. Artık NFT'leri birbiriyle değiş tokuş yapıp o barter dönemine, o ticari dönemin başına gelmeye başladık. Bir adım sonrasında da artık fiziksel olarak da hiçbir şey kalmayacak. Hatırlar mısınız eski Türk filmlerinden? Borcunuz yoksa herhangi bir derdiniz yok. Ama gittiniz yemek gittiniz, cebiniz tutmayacak paranız yok. Neye bekleyeceksiniz? Daha böyle duygusal söyleyeyim. Aşk tabiriyle. Öpücükler diyebilir misiniz? Şu anda konuştuğumuz konu yüz mimikleriyle para ödeme. Gülümsediniz bozuk para. İki göz kırptınız işte tam para. Nasıl? Hoş mu? Ya bakın hani büyük ihtimalle bundan 10 sene 20 sene sonra da başkaları çıkacak diyecek ki kripto para diye bir şey vardı. Şimdi o da bunlar kıvrılmaya başladı. Yani bir adım sonrasından size bahseder oldu. Peki. NFT'ler bunun neresinde? Kripto paralara çok fazla girip de orada aklınızı karıştırmak istemiyorum. Neden? Çünkü birazdan zaten Bitcoin'i vereceğim. Oradan yürüyüp gider parayı bulur. Özellikle böyle trader arkadaşlarımın olduğu sohbet muhabbetlerde onların böyle birazcık canlarını acıttığım diyebilirim ki buradaysanız parayı bulamamıştınız. Ama parayı bulmak için de arka tarafta şöyle bir espriyle karışık nonsense hikayesi çıktı. Peki. 3.0'da ne yapıyoruz? Bu 3.0'da temel olarak onlara vermiş olduğumuz yapıyı bu hani Cambridge Analytica'lar bizim dosyalarımızı, kişisel verilerimizi kullanılması hikayesi KVKK var ya GDPR ya da kişisel verilerin korunması kanunu. Bütün bunların hepsi toplanıp arka tarafta bize yepyeni bir dünya oluşturmaya başlıyor. Bu dünya içerisinde de Web 3.0 tamamen o aracılara falan kaldırıp kontrolü bize veriyor. Yani siz artık kendi patronunuzsunuz, kendi bankanızsınız, kendi firmanızsınız, kendi yapınızsınız. Ama bunun da bazı sorumlulukları var. Neden bunları anlatmak ihtiyacı hissediyorum? Çünkü çıkıp da arkadaşlar bu dijital cüzdandır. Şu şekilde de fotoğraflarınızı çekersiniz. Buraya koyduğunuz andan itibaren de x3x5 satmaya başlarsınız demek çok kolay. Onu zaten yaklaşık bir 5 dakika içinde göstereceğim size. Diyeceksiniz ki bu muymuş? Ama önemli olan işin bu tarafı. Niye? Geçen gün sevgili Gevezeyle Power FM'de yaklaşık 4 aydır bu sürecin işte kripto para nedir, metaverse nedir, NFT nedir onunla ilgili konuşmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz perşembenin konusu da geçtiğimiz perşembe dedik. Dün akşam. Değil mi? Bugün cuma. Günlerle karıştı. Dedi ki hocam bütün bunların hepsi yapıldı. Çok ciddi anlamda. Karikatürist arkadaşlarımızdan bir tanesi ciddi anlamda da bir gelir elde etti. Ama elde etmiş olduğu gelir bir anda bir cüzdanın hacklenmesi ya da kaybı neticesinde almış olduğumuz para birden gitti. Bütün bunların hepsini yaşamayın diye. Özellikle hani YouTube'dan seyredersiniz, makale okursunuz ya da farklı yerlerden bunun örneklerini görebilirsiniz. Ama benim burada kişisel olarak en sizden rica ettiğim şey bu işe giriş yaptığınız an bence en önemli. Niye? Çünkü orada tamamen siz kendinizi doğuracak yepyeni bir yapı oluşturuyorsunuz. Ve bu örnek vereyim. Devrim Daniel olarak ben bir kere o dünyaya girdiğim andan itibaren ikinci geliyor olmam. Dünyaya kendimin replikasını yaratıyor olmam demektir. Tamam. En önemli kısım bence burası.
Yoksa arka tarafta paralar kazanılır, onlar olur, bunlar olur ama temelinde insanı nasıl bir kere doğuruyorsak arka tarafta da NFT ve Metaverse içerisinde de bu işi bir kere yapıyor olmaktan fayda var. Neden olduğunu birazdan örneklerle tekrar gösteriyor olacağım. Şimdi ne dedik? Rakamlardan sıkılan insan oldu. Bu ete kemiğe bürünsün hikayesini de şuradan getiriyor. Onu da demin sevgili Okan Bayılgan da işte Metaverse'ü konuşurken anlattım. Bir kayıt yapısı var dünya üzerinde. Bu kayıt yapısı dört tane temel bileşene sahip. Bir, harfler. Yani topladığınızda Türkçemizde 29 karakter, İngilizce'de 26 karakter. Global olarak baktığınız zaman neyi ifade ediyor farkında mısın? Hukuk, eğitim, ziraat, lojistik, o, bu, şu, işte 150 sektör dedim ya, hepsi. İki, her şey kayıt, her şey ticaret değil. İşin içerisinde biraz da eller havaya, biraz meditasyon, biraz yoga, biraz klasik, müzik. Yani toplamda 7 tane notayla biz bugüne kadarki bütün süreçleri yönetirdik. Peki bitti mi? Bitmedi. 3 kök rengimiz var. Fenerbahçe Galatasaray, hatırlamayanlar için sarı, kırmızı ve mavi. 4.'sü de rakam. 9 tane rakamımız var 1'den 9'a kadar ta ki El Harizmi 0'ı icat edene kadar. Tamam. Bütün bu ekosistemin hepsinin nereden doğduğuna baktığımızda da Sümerler zamanında kil tabletlere yazılıyor bunlar. Tabii takdir edersiniz bu bir sevgiliye, şiir ya da aşk mektubu değil. Tamamen Ali'nin Osman'a, Verid'in Ayşe'ye, Mary'nin John'a, Michael'ın Henry'ye şu kadar alacağı var, bu kadar borcu var kayıtlı. Peki, sadece rakamların olduğu bir dünya düşün. Şimdi size NFT'ye yaklaştırmaya çalışıyorum ki NFT'nin ne olduğunu algılayın, insanlar nasıl algılıyor diye. A noktasıyla B noktası arasında esasında veri trafiğinden başka bir şey değil. Bu da rakamsal bazda baktığımız zaman günümüzde kullandığımız internet bankacılığı şubesi var ya, girdiğiniz zaman ne yazıyor burada? Ayı 3, Veli 5, Ayşe 4. Peki, NFT nereye gidecek? NFT yanına bir sekme daha açılacak ve ilk doğduğunuz andan itibaren, hani birazdan bu Metaverse cüzdanı açacağız, OpenSea'ya gireceğiz, ilk NFT'mizi oluşturacağız, hatta isteyen herkese dağıtacağız kısmı var ya, işte orada o sizin citizen ID'niz olarak sizi temsil eder halde olacak. Ve biz buna Web 3.0 cüzdanı, yani Web3 Wallet, Digital Wallet diyoruz, tamam mı? Bunun içerisinde almış olduğumuz diğer internet bankacılığından farklı ne bilgiler var diye baktığımızda da karşımıza şunlar çıkıyor. Bir, doğum kaydınızın olması anı itibariyle bir ayak iziniz, yani footprint dediğimiz, bir parmak iziniz, fingerprint dediğimiz yapı oluşmaya başlıyor. Ve bütün bunların hepsi bu sürecin içerisinde evriliyor ve hayatımızda ilkokul diplomamızdan başlayarak tüm eğitim yapılarımız burada NFT olarak karşınızda dursa. Dans kursu, İngilizce kursu, fotoğrafçılık kursu, o kursu, bu kursu, bütün sertifikalar burada dursa. Bunlar lütfen dikkat edin. İlk hani bebek doğduğu andan itibaren eskiden böyle bir karton albümde saklanırdı ya. Artık iş teknoloji tarafında olmaya başladı ve bu blok zincir olarak tarihe kazınacak halde. Bunu da iki çeşitli olarak kafanızda tutun lütfen. Bir tanesi bireysel, diğeri de kurumsal yapılarınızda eğer şirketleriniz varsa. Peki, bunların toplam yapısı ticari kaygısı olmayan, burada da şunu anlatmaya çalışıyorum. NFT dediğim şey illa ticari kaygı gidecek diye bir şey yok. O kadar güzel fotoğraflar, o kadar güzel içerikler, o kadar güzel yapılar oluşturabilirsiniz ki bu sürecin içerisinde herkes sizi alkışlar ve siz onu satmadığınız süre ya da ticari kaygı bitmediğiniz sürece de bunun değeri artmaya başlar. Peki, ticari kaygı güdülecek olan şeyler ne? Orada da gene bence fotoğrafçının çok ciddi anlamda bir artı değeri oluşacak. Onlardan bir tanesi de şu. Hani bu devlet yapıları değişecek, noterlik, sigorta sistemleri farklılaşacak diyoruz ya. Arka tarafta mantık şu olacak. Sizin aracınızın ruhsatı, evinizin tapusu ya da ticari elde bulunduran tüm belgeler burada oldu. Ve A noktası ile B noktası arasında sadece eskiden rakam transferi yapıyorduk ki. Şu anda araba satışı yapalım mı sizle beraber? Çok basit. İkiniz de evlerinizdesiniz, ayaklarınızı uzatmışsınız, elinizde kahveler.
Birisi arabayı internetten görmüş beğenmiş. Diğeri ruhsatını alacak. Şu anda yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Nereden? İşte sahibinden, arabam oradan buradan. Ama ne yapıyoruz? Notere gidiyoruz. Peki, sizi notere götürmekten, evinizdeki lahattan etmeden bu işlemi tamamlanır hale getirebilir miyiz? Tabii ki. Buradaki ruhsat bilgisi bu cüzdanla çıkıp bu cüzdana gelse, bu cüzdandaki para da çıkıp direkt buraya gelmeden önce devlete vergisi, notere, işte komisyon. Masrafı, komisyonu, işte arabam koma, sahibinden koma paraları ödensin. Buraya kadar her şey güzel. Peki, bunu 100 stepleri götürelim. O andan itibaren de işte takas dönemine ilk döndüğümüz ortadan paranın tamamen kalktı ve görsel olarak birbiriyle değiştirebileceğimiz yapılır. Tamam mı? O yüzden bence bu sektör, özellikle fotoğraf sektörü bu konudaki en belirleyici noktalardan bir tanesi olacak. Bunu tamamen gönlümden söylüyorum. Şimdi bütün bu bileşenler neyi oluşturuyor? En son teorik olarak da onu söyleyeyim. Ondan sonrasında birazcık pratiğe geçelim. Bir dünya düşünün. O dünyanın kendi ayakları üzerinde işleyebiliyor olması için ne gerekli? Bir kapital düzen. O kapital düzen 2009 senesinde hayatımıza girdi. Kripto varlıklarla birlikte. Yani Web 3.0'ın en temel prensibiydi. O Web 3.0 bizim bu sürecin içerisinde kendi para ya da işte o değiş tokuş sürecimizi kendimizi yönetici bir yapıya geldi. Bunun esasında arkasında çok daha buzdağı olduğu keşfedildi. Niye? Bankada paranız niye duruyor? Akşam kafayı yastığa rahat koyun diye, değil mi? Peki, ben size desem ki artık hiç o çatı yapıların hiçbirine ihtiyaç yok. Eğer kendinize güvendiğiniz andan itibaren bu süreci kendiniz yönetebilirseniz eğer, o zaman buna gerek yok. Bu da blok zincir dediğimiz arka taraftaki o büyük pizza hamurunu karşımıza çıkardı. Detaylarını merak edenlerle daha sonra konuşuruz. Ama bir adım sonrasında akıllı sözleşmeler hayatımıza girdi. Onun hikayesi de güzel. Vitalik Buterin adında Rus asıllı Kanadalı bir arkadaş çıkıyor ve diyor ki biz diyor A noktası ile B noktası arasında hani bu para transferini yapıyoruz ya, bu para transferi içerisinde bu diyor sadece Bitcoin'e özel bir şey olmayacak. Tek bir çatı olmayacak. Niye? O zaman gene çatı yapı olur. Bu herkes tarafından istendiği zaman kendi kripto paralarını yapabilmek üzere bir platform haline dönüşse ve burada herkes gelip kendi parasını yapsa. İşte o andan itibaren de coin ile token arasındaki farka gelmeye başlıyoruz. Coin dediğimiz, çok basit temel anlatacağım, kendi blok zinciri olan bir yapı. Token ise başka bir blok zinciri altında onun vermiş olduğu imkanlar dahilinde oluşturulan yapı. Yani kendi blok zinciri varsa coin, başka blok zinciri üzerinde çalışıyorsa token. Bu kadar temel, basit benim. Şimdi en çok özellikle finans gruplarına yapmış olduğum eğitim ya da işte sohbetlerde karşıma çıkan soru şu. Diyorlar ki, hocam peki bu kadar bu sistem içerisinde arka tarafta neden buna ihtiyaç duyuyor? Var mı? Söyleyecek o. Neden ihtiyaç duyuyor? Tarihte çok ilginç bir nokta var. Onunla da toparlayıp NFT'nin ne olduğunu anlatacağım size. Tarihte bu kırılımları anlattım ya. O kırılımların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi altından kağıda geçişti. Niye? Çünkü o döneme kadar ki bütün şey doğanın bize sağlamış olduğu bir yapı. Ama biz tarihte ilk defa değerli olan bir şeyi, lütfen burasını can kulağıyla dinleyin. Değerli olan bir şeyi bir yere park ediyoruz. Altını. Ve o kullanımda ya da dolaşımda rahat olsun diye daha rahat dolaşabilecek hale getiriyoruz kağıda. Bretton Woods mu hocam? O sonrası. Burada esas önemli olan hikaye şu. Hani diyorlar ya NFT ne demek? İşte NFT'nin en temeli bu. Şu anda tekrarlıyorum, elimizde bulunan bütün değerli yapıların hepsini dijital olarak bir yere park ediyoruz. Park etmiş olduğumuz bu dijital yapının karşısında da bir sertifikasyon sunuyoruz. İşte NFT de bu. Arka tarafındaki çıkış hikayesini anlattığım zaman da darphaneyi aklınızda tutun isterim. Niye? Çünkü o bizim en temel proof mekanizmamız. Yani ispat mekanizmamız. Niye biliyor musunuz? Diyorlar ki herkes kendi kafasına göre para bastırabilir mi? Olmaz böyle saçma. Ben de diyorum ki
Darphane'nin kuruluşuna gidelim. Darphane'nin ilk kuruluşundaki temel ne biliyor musunuz? Herkes o dönem içerisinde kendine değerli bulmuş olduğu maddeyi alıyor ve bu kuruma götürüyor. Bu kurum ne yapıyor? O madenlerin hepsini paraya çeviriyor. Var o dönemde, gidin bakın, darphanelerin kuruluş amacı o. Peki, şu anda kripto para olarak nitelendirdiğimiz bu yapıda dünya üzerindeki global Ethereum blok zinciri üzerinde, şu anda rakipleri de çıkmaya başladı ama en temel bu prensip üzerinde çalışmaya başlıyor ve tıkır tıkır herkes kendi ihtiyacı doğrultusunda parasını çıkartıyor. Lütfen dikkat edin. Kripto para, kripto varlık. Varlık demek para gibi kullanılmayan ama diğer ete kemiğe bürünmüş bütün her şey diyoruz. İşte onların da toplamına NFT diyoruz. Tamam, bu kadar. Bunu bir kere bildikten sonra, artık bundan sonra bulunduğunuz herhangi bir sosyal ortam içerisine girdiğinizde arkadaş öyle değil, bak bu şekilde. Hayır, o zamandan kalma bir yapı. Ya da şu anda sıfırdan keşfedilen bir şey değil. Her şey tarih tekerrüden ibaretle dönüşüyor. O dönemin kil tabletleri günümüzde oluyor, dijital tabletler o dönemin Sümerleri günümüzde oluyor, Samsung'lar, Huawei'ler. Bütün bunların hepsinin, ne dedik? Kripto paralar, blok zincir, sonrasında karşımıza akıllı sözleşmeler çıkıyor. Bunların hepsi çatı yapılardan dijital ağlara aktarılmaya başlıyor. Sonrasında dördüncü olarak DeFi dediğimiz şu anki bütün finansal ekosistem, CeFi, yani Central Finance, Decentralized Finance'a dönüyoruz. Para işleri daha da genişliyor. Ardından dördüncüsü, bu ekosistem içerisinde biz NFT dediğimiz yapıyla o Web 3.0 cüzdanlarla birlikte kendimizi bu ekonominin birer oyuncusu haline getirmeye başlıyoruz. İlla para çıkarmanıza gerek yok. Siz fotoğraf olarak oraya koymuş olduğunuz bir değerle artık takas yapabilir haldesiniz. Yani illa otomobil ya da motosiklet üretmenize gerek yok ama sahibinden girdiğiniz andan itibaren ortada hiç para olmasa da siz bu değiş tokuşu yapabilirsiniz. Ben arabamı veririm, motor alırım, gitarımı veririm, eskimi kılıcı alırım. Ya da futbolda yok mu? Galatasaray'dan örnek verelim. Mustafa'yı transfer edeceğiniz zaman işte iki tane oyuncu bir de 100 bin euro diyorsunuz. Transfer takas böyle olmuyor. İşte bu yanım sonrasında da NFT'ler bunların oyun kap kartları haline gelmeye başlıyor. Bizim zamanımızda hatırlayanlar olacaktır. Dergiler vardı. Bu dergilerin içerisinde haftalık işte kartlar çıkardı, posterler çıkardı. Şu anın günümüzün posterleri de, yani o dönemin fotoğrafçıların çekmiş olduğu posterler de günümüzde şu anda NFT sanatçıların oluşturmuş olduğu daha çok dijital, daha çok manipülasyon açık ve en önemlisi de şu, 8 milyar insana ulaşabilecek durum. Türkiye'de bu işler nasıl gelişti? Ben 2016 senesinden beri NFT anlatıyorum. NFT şöyledir, böyledir ve bütün bunların hepsinin içerisinde temelde en örnek verdiğim insan Tarık Tolunay. Tarık Tolunay'ı tanımayan var mı? Tanıyan var mı diye sormuyorum artık. Tanımayan var mı diye soruyorum. Tanımayan arkadaşlar için birazdan eserlerinden iki tane göstereceğim. Peder karikatürist. Biz de sevgili Tarık Tolunay'la aynı yaşlardayız. Zekai Bey burada mı? Kim? Zekai Bey burada değil, yarınki sohbetimizde ona takılırız. Normalde onlar konvansiyonel dünya üzerinde. İşte bu Tarık Bey'in eserlerini, hatta şundan da göstereyim. Belki ismen bilmeyebilirsiniz ama buradan gösterdiğim zaman varsa hatırlayanlar Fırat'ta İstanbul olarak geçiyor. Şimdi ben bunu örnek olarak dediğim gibi çok uzun beri anlatıyorum. Temelinde baktığınızda bu herhangi bir şey ifade ediyor mu size şu anda? Çok ifade etmiyor. Kaça satıldığını tahmin eden var mı? Geçtiğimiz Mart ayında satıldı. 250 milyon dolar. Rival'da sattı hocam. Alo Tarık Bey, 250 milyon dolar önem var. Hemen verelim. Birazdan size değerini de gösteriyor olacağım. Ama arka tarafında bunun gerçekten işçilik olarak neyi var diye. Onlar gibi bir şey dersiniz.
Şimdi onu göstereceğim birazdan. Bakın. Var mı tanıdık gelen bir karakter? Avni. Avni var, bravo. Sevgili Oğuz abinin, Oğuz Aral'ın Avni karakteri. Peki. Sadece bununla mı kalıyor? Hayır, nereye isterseniz gidiyorsunuz. Ama bunu bu şekilde bilmezseniz eğer, istediğiniz yerde, istediğiniz noktaya gidebileceğinizi, o andan itibaren bu size çok değerli gelmeyebilir. Buradaki bütün karakterlerin hepsi esasında yaşayan birer canlı olduğu zaman size bambaşka noktalara getirecek. Buradaki simitçi, burada yürüyen martısı, uçan martısı ya da işte şuradaki motosikletlisi. Bunların her biri ayrı bir şey. Peki, geçtiğimiz Mart ayı bir perşembe günü buluştuk, telefonda buluştuk. Dedim ki ben böyle anlatıyorum, dedim ki ben de NFT işine girmek istiyorum. Peki, yapalım. Pazardı, pazar günüydü tahmin ediyorum. Biz bir NFT marketplace olan Foundation'da Kurtlar Sofrası, evet bilen varsa girdik. Dedi ki hadi bakalım neler olacak, neler yapacağız. İçine girdik ve ilk pandemiyle başladık. Dedi ki koyalım mı? Koyalım tabii ki. O internet birazcık yavaş. Şu anda açılıyor. Şuradaki rakamı gören varsa 20 Ethereum yani 60 bin esasında bu işte Ethereum 4500-5000 dolar civarındayken 120 bin dolar civarında falandı. O gün satıldı, sonra dedi ki ya acaba bu acemi şansı olabilir mi? Dedi ki hadi bir kere daha deneyelim. Tamam dedik, ona ne fiyat koyacağız? Telefonda konuşuyoruz böyle heyecanlıyız ama. Tabii ben de yurt dışından çok örnekler gösteriyorum, şey yapıyorum ama kendinizin satıyor olması apayrı bir şey. Dedim ki olacak, sen toplak olalım. Ne koyalım? Dedim ki 20 koyalım, üstüne 50 koyalım. Olur olmaz, neyse esprilerini yaptık. Kapadık. Gece saat 3.30 falan civarında. Bir sonra 24 saat geçmeden bir telefonuma mesaj geldi. NFT satıldı diye. Geçtiğimiz böyle. Telefona sarıldım ona. Dedim ki ne yapıyorsun? Kalk bir saniye ya dedi, uyuyorum dedi. Ben kulaklarının içinde atmış oldum. Uyuyorum. Ya dedim uyumanın sırası mı? Dedim bu rakama bunu şu anda Türkiye'deki herhangi bir saygı salonuna götürsek. Derler ki bize. Tarık Bey'le Devrim Bey'le oturup birer soda açın. Büyük ihtimalle gaz yapmışlar. İki tane. Buyurun. Devrim abi yalnız bu satışlarda ben takip ettim. Tarık Bey topu size attı. Herkes soru sormuş. Devrim Danyal'a sorun. Doğru. O tarihte bu başladı ve o tarihten günümüze gelene kadar da işte burada bu NFT sektörü yavaş yavaş parçalara bölündü gibi değerli farklı noktalara gelmeye başladı. Şimdi bütün bunların hepsini biz kendimiz yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki ama bizden önce bu işi yapmış olan bir arkadaş var. O da Furkan. Ben Furkan'ı arıyorum. Tanıyan varsa. Hani daha öncesi de var. Sevgili Furkan, 2009 senesinde Bitcoin ortaya çıkmadan önce kendisi bir site buldum diyor. Size diyor, reklam izletiyor. Yani şu anki 2022'de ne yapıyorsak anlatmış. Ama farkında değil bu arada. O zaman para etmiyordu, bilmiyordu. 3 tane diyor, Bitcoin niye diyor, bir şey veriyorlarmış diyor. Ve bunu da diyor, tam olarak yapınca, 100 tane yapınca 500 nakit. Yani orada swap işlemleri falan da var. Hani bu yeni swapler bilenler ekosistemde. Ben diyor, 102 tane yaptım. Büyük ihtimalle de kendini o yüzden şu anda bulamıyoruz. 102 tane yaptığı için. 102 çarpı 600 bin lira dediğiniz zaman parayı size hesaplayın. 5 tane diyor, şans kutusu çıktı. Şans kutusu ne? Mystery Box olarak şu anda geçen bütün NFT platformlarının bize gizemli olarak içinde sunmuş olduğu yapılardan bir tanesi.
ve NFT ve o NFT'ler de bir oyun içerisinde de bir değer teşkil ediyor. Lütfen dikkat edin. Furkan'ı bulan varsa bana bir şey yapsın, televizyona çıkabilir. Hatta fotoğraf sanatçıları için. Niye biliyor musunuz? İki ya da üç konuşma öncesinde hani bir wireless vardı. Bu wireless'la birlikte çektiğiniz bütün fotoğrafların hepsini dünyaya anında gönderiyordunuz. Eskiden spor fotoğraflarının, spor muhabirliğinin nasıl olduğunu hatırlayan var mı? Ben çok net hatırlıyorum. Gazetelerde o dönemde teknik tarafta çalışan arkadaşlarım olduğu için fax makinesi vardı. Fotoğraf önceliğinde gelir. Fotoğrafı taraya taraya fax olarak yollayacaksınız. Böyle oldu. Buradan çıkar. Şu anda şu elimde görmüş olduğunuz yapıyı oluşturabilmek için bunun morfunu, prototipini ortaya koyuyoruz. Ve koyduğumuz andan itibaren deviriyoruz, çeviriyoruz. Ve çocukların bizim zamanımızda, hocam, öğretmenim, ben hayatımda uçak görmedim dediğimiz noktadan bu noktalara geliyoruz. Ve lütfen dikkat edin, burada da en önemli konulardan bir tanesi şu. Herkesin dijital dönüşüm süresindeki bakış açısı farklı. Yaşla doğru orantı. Ben şu anda yaş 5-0'dayım. İçinizde 6-0 olan olabilir, 4-0, 3-0, 2-0. Ama 1-0 ve 0-0'ların hepsi buna doğuyor. Ve biz buraya hizmet edebilecek şekilde bir düşünce yapısına geçmezsek sadece patinaj çekmekten öteye gidemez hale geliyoruz. Tamam mı? Şunu rica ediyorum. İlla ki bu yapı gelecek ve hiçbir zaman da geri dönemeyecek. Niye biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki hocam olur mu öyle şey? 3-5 seneye bu yok olur. En son, işte bunu da eskiden söylüyordum. Şimdi söyleyince de birazcık böyle eskisi kadar tepki yapmıyorum. Diyeceğim ki en son elektrik, doğalgaz paranız ne kadar gelmişti hatırlıyor musunuz diyordum. Bundan bir 6 ay önceki eğitim sohbetlerde. Kimse hatırlamıyordu çünkü otomatik ödeme. Ama şu anda ayrı konu. Oraya girmiyoruz. Peki. Şimdi. Hocam çıkar cep telefonunu bakalım. Doğru diyorsunuz. Buyurun, bu benim cep telefonum. Su üzerinden. Şimdi. Kısa bir ara verelim mi? Yoksa verelim. Verelim mi? Verelim. Tamam hadi bir 5 dakika ara ver. Sona kadar kalan, tamam mı? Böyle bir şey yapmış, güzellik yapmış adam. İki derken, iki Satoshi. Şimdi onun hikayesi de güzel. Dediğim gibi böyle bir iki diye atıp tutarken ben sonra arkadan laf çıkmıyor. Vereceğim dedi, vermedi işte. Hoca şöyle diyor dedi. Bitcoin bir tane değil, evdeki yanılgılardan bir tanesi o. Şu anda bir Bitcoin alacağım diye cebinizden işte 45 oldu mu? 42,5, 45.
neyse o civarlarda bir tutar çıkması zorunlu değil ya da işte 550 bin 600 bin lira civarında bir tutar çıkması gerekli çünkü Bitcoin 100 milyon birimden oluşuyor yani 0.8 tane daha sıfır var o kadarlık bir yani bir kuruştan daha düşebilen Bitcoin alabiliyorsunuz ben de size vereceğim 2 yani matematiği kuvvetli olmayan ya da bu saatte çalıştırmak istemeyen kafayı olursa Bitcoin ne zaman 100 milyon olur, sizin de 2 liranız olur. Tamam mı? Hani böyle parayı buldum diye. Varsa çıkacak olan bu hesaptan sonra onları alın. Peki, şimdi birazcık pratik yapmak istiyorum arka tarafta. Bu iş ne kadar kolay işliyor diye. Şu ana kadar hiç denememiş, hiçbir konuda hiçbir fikri olmayan arkadaşlarımın bu sürecin içerisine paçayı sıvayıp, kolları sıvayıp ne kadar kolay erişebileceklerini göstermek için hiçbir şeye gelmedim. Sağ olsun Uğur Bey'in laptopundan şu anda bu işlemi yapıyoruz. Ona da kendisine teşekkür ederim. Biraz daha da Türkiye'de neler yapılıyor? Hani analar ne uğurlar doğuruyor onu da paylaşacağım sizle. Ama önce bu işi siz nasıl yaparsınız? Hızlandırılmış turda onu göstermek isterim. Şimdi birazcık şurada oturacağım. Yapacağımız işlem şu. Esasında cep telefonlarınızdan da yapabilirsiniz ama bilgisayardan yapmak istediğimiz zaman burada en temel bilinen OpenSea'miz var. Bu arada sorusu olan olursa onları da almak isterim. Lütfen bağırın, susayım ben. Bu demin göstermiş olduğumuz siteden farklı olarak herkesin gelip içerisinde NFT'lerini satabileceği bu şekilde farklı kategorilerin yer almış olduğu, fotoğraf kategorisinin yeni açılmış olduğu, şöyle içine girdiğimiz zaman görebileceğimiz bir yer. Burada gururumuz var. Rızacan'ı tanıyan var mı? Sevgili Rızacan'ımız var, evet. Sevgili Rızacan, Rızacan Kumaş, Lost Paradise ile 137 eterlik yani çarpın işte 4000 dolar 5000 dolarla bu kadarlık bir tutar elde etmiş ve bunu toplamda 70 tane fotoğrafla elde etmiş. Gurur duyduğumuz ve benim bütün eğitimlerimde, seminerlerimde kendisini örnek olarak gösterdiğim fotoğrafçı arkadaşlarından bir tanesi ve geçtiğimiz Ağustos ya da Eylül ayında sanırım Türkiye'nin ayrı bir gurur yaşamasına da neden oldu. Kendisi bu Sotheby ve Christie's var biliyorsunuz. Dünyanın en büyük düzeyli salonları olarak geçer. Kendisini Sotheby'da ilk Türk fotoğrafçısı olarak ağırladılar. Böyle de bir geçmişi var sevgili Rıza Can'ın. Yani iş parasal değerden daha çok arka tarafta olayın nerelere gideceğini tahmin edemediğiniz noktalara da ulaşıyor durumda. Peki, biz bu sürecin içerisinde nasıl yer alacağız? En temelinde ne dedik? Bu bir bireysel olay ve bu bireysel olay içerisinde de bireysel hakimiyetimiz olması gereken bir dijital cüzdana ihtiyacımız var. Onun için de buradaki cüzdan işaretine bastığımız zaman diyor ki bu cüzdanlardan herhangi biri sizde var mı? Bizde yok ama şimdi 30 saniye içerisinde olacak. Nasıl olacak? Buradan bu MetaMask cüzdanına bastığımız zaman bize bir şey açıyor olması lazım. Şu anda olmadığı için onu kuracağız. Kurabilmemiz için de MetaMask olarak arattığımızda lütfen aratmayın bu arada. Bazen bu üst tarafa reklamlar geliyor. O yüzden de bunu özellikle rica ediyorum. Google'da da Yandex'te aramadan yukarıya MetaMask .io olarak girmenizi rica ediyorum. Şu şekilde. Tamam. Buraya girdiğiniz andan itibaren bu bizim şu anda NFT bazında kullanabileceğimiz ama bundan sonraki Web 3.0 tarafında da işlerimize yarayacak olan bir dijital cüzdan. Bu dijital cüzdanı bu şekilde buradan download diyerek şu 4 browser'a yani Chrome'a, Firefox'a, Brave'e ya da Edge'e yükleyebilir haldeyiz. Daha önce hiç hayatınızda Web 3.0 cüzdan kullanmadıysanız şu anda bunu nasıl yapıldığına dair dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Çünkü
İlkler önemlidir. İlk kez kavrarsanız eğer arka tarafını özellikle hani bir bilirkişi tarafından öğrenirseniz, o yüzden de sorunuz olursa sorarak bunu pekiştirelim. Şu anda biz bunu Firefox add-on olarak yükleyeceğiz. Add-on ne demek? Add-on kullandığımız browser üzerinde şu üst tarafa, şu köşeye gelecek olan ve bundan sonra hep gözümüzün orada olacağı ve bizim Web 3.0 dünyası üzerinden bu ekosisteme bağlanacağımız bir nokta. İster kripto para olsun, ister DeFi olsun, ister NFT, ister Metaverse. Bütün hepsi bu cüzdanlar aracılığıyla gerçekleşecek. Yapacağımız tek işlem burada buna tıklamak. Tıkladıktan sonra şu anda yükleyecek. İzin vereyim mi diyor. Evet, ekle diyoruz. Bakın, gördünüz mü? Buraya bir tilki işaretimiz geldi. Ve şu anda yüklenmiş oldu. Buradan tamama basıyoruz. Bu bizim şu anda bireysel olarak başka hiç kimsenin görmemesi gereken bilgileri bize sunacak ve biz hayatımız boyunca artık bu cüzdanı Web3 tarafında kendimiz olarak doğuracağız. Bakın bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Sıfırdan bir kendimize ait yapıyı doğuracağız. Bunu ister bir tane, ister 5 tane, ister 150.000 tane oluşturabiliriz. Ama mühim olan arka tarafta NFT bazlı kullanacaksak bu artık bizim için Tarık Tolunay, bu bizim için artık Cem Yılmaz, bu bizim için artık Rıza Can, bu bizim için Ali, Veli, Osman kim ise. Tamam mı? Şimdi burada ben size örnek olarak gösteriyorum. Get started dedikten sonra genelde bütün cüzdanların ve bu cüzdanların hepsinde 2 tane soru sorar size. Bir, arka tarafta daha önce kurmuş olduğum bir şey varsa bunu import edeyim, yani içeriye alayım. Ya da create a wallet dediği yeni sıfırdan bir cüzdan kurayım. Bu elimizde şu anda cüzdan yapısı yok. Birazdan kullanacağız. Kullandıktan sonra onu sileceğiz. Sildikten sonra import etmeyi de göstereceğim. Create wallet dediğimiz anda bize açıklamalar yapıyor. Bunları daha sonra okuyabilirsiniz. Şu an vaktimizi almasın. Temelinde diyor ki bu sana bir şifre bütünü vereceğim. 12 kelimeden oluşan. Ve bu senin artık hayatın olacak. Bu kelimeyi de özellikle kullanıyorum. Gözünden sakınırım dediğimiz 12 tane kelime karşımıza çıkacak. Bastık. Burada herhangi bir şifre istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim. Burada nasıl yapacağınızı anlatıyor. 12 tane kelimeden bahsediyor. Hızlandırılmış tur olarak. Şimdi sonraki diyorum. Ve kazı kazanlar vardır hatırlarsınız. Gideriz piyangocudan alırız ve onu kazıdığımız zaman altında numaralar bize görünür. İşte şu anda şöyle bir ayağa kalkayım olayın ciddiyetini anlatabilmek için. Ankara Barosu, İstanbul Barosu ya da diğer tüm avukat, savcı, hakim arkadaşlarımızın bu durum değerlendirme raporlarında en temel yaşamış oldukları sıkıntılardan bir tanesi bu cüzdan kayıpları. Neden? Ne yaparsanız yapın. İsterseniz milyonlar kazanın, isterseniz binlerce NFT'niz satılıyor olsun. En temel zincir halkanız burada, bu ekosistemle bağlanıyor. Tamam mı? O yüzden ayaklarınız yere sağlam basmazsa ya da daha geniş, daha belki kaba gelebilecek tabiriyle eşeği sağlam kazığa bağlamazsak eşeği bırakın, kazığı bile bulamadığımız zamanlar oluyor. Bütün bunlarla ilgili hikayeler çok fazla mağduriyet var. Ama bunu bir kere anlayıp doğru bir şekilde kullanabilir hale gelirsek o andan itibaren hiç gözümüz arkaya bakmadan koşar şekilde bu süreçlerin içinde ilerleyebiliriz. O yüzden tekrar söylüyorum, burada gösterdiğimle kalmayın. Sorunuz varsa gelin sorun. Yoksa pratik içerisinde de yaşadığınız herhangi bir anlamsız ya da farklı nokta içerisinde mağdur olun. Karar sizin. Kelime ne işe yarıyor? Anlatacağım. Açayım öncelikle bir. Buradaki 12 tane kelimemiz var. Biz normal Gmail adresimize, Hotmail ile ya da işte internet bankacılığımıza nasıl giriyoruz? Bir şifre yazıyoruz, giriyoruz. Tamam mı? Ya da işte bir SMS geliyor üstüne. O da bir ikinci doğrulama oluyor. Bu
Web 3.0 dediğimiz hikaye herhangi bir çatı yapısı olmadığı için sadece tek bir kelimeyle değil 12, 15, 18, 21, 24 kelimeden oluşan istediğiniz güvenlik seviyesine göre erişebileceğiniz ama MetaMask için 12 sabiti herkes kullanabilsin diye. Onu da şöyle hatırlayın. Eskiden internet bankacılıkları çıktığı zaman işte telefon numaranı gir, babanın işte adını gir, annenin kızlık soyadını gir gibi bir sürü soru sorardı. Şu anda tek şifreye bir yön döndü. O da rakam. Ondan sonra SMS ile arkasında olurdu. Ama burada çatı yapı olmadığı için yandım, bittim, kül oldum diyeceğinizde arayacağınız bir nokta yok. Bunu gene canını yakmak için herkesin şöyle ifade edeyim. Herhangi bir sıkıntı duyduğunuz zaman beni arayın lütfen. Diyorlar ki, hocam yaşasın kurtaracak mısınız bizi? Hayır diyorum. Sadece avutacağım. Yalnız değilsiniz. Üzülmeyin. Hani soğuk su varsa gidin. Süper. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Bu şekilde bulunduğumuz bir ortamda, yani biz buna public place diyoruz. Herkes açık bir ortamda, herkes olmasa bile artık o kadar fazla kameralar içerisinde bu süreçte yer alan bir dünyada yaşıyoruz ki en büyük mağduriyet nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Havaalanlarında. Eğer havaalanında tanıdık bir şey varsa güvenlikte kamera operatörü her gün 3 tane 5 tane bu cüzdanlardan bu kelimeleri yakalıyorsun. Şimdi özellikle bu ekranda durmanın temel prensiplerinden bir tanesi de şu. Şu anda bu salon içerisinde bulunan hepimizin ve buradaki kayıtlar sonrasında bunu izleyen hepimizin cüzdanı. İlk alan kazanır. Şu anda varsa alan dediği gibi kazanır mı? Kazanmaz. Niye? Çünkü bu 12 şifre tarihte bir daha hiç değişmiyor. Tarihte bir daha hiç değişmiyor. Bir muhasebeciniz mi var? Ona şifreleri verebilirsiniz internet bankacılığı. Atıyorum. Bizim evde para işlerine bey bakar, hanım bakar. Anlamamdan babam bakar, abim bakar. Şu anda internet bankacılığınızın şifresi kaç kişide var? Var mı internet bankacılığın şifresini kendinden başkasıyla paylaşın? Şunu yapabilirsiniz ama lütfen dikkat edin. Bankayı arayıp diyebilirsiniz ki benim muhasebecim değişti. Ondan alıp ya da bunu artık size de verdiler. Yetkilendirme bağında kendiniz baz olarak yapabiliyorsunuz. İşte şu kadara kadar para ödesin, şunu yapabilsin, bunu yapamazsın. Burada öyle bir şey yok. Bu bütün insanlığı, sadece sizin için anlatmıyorum. Bu 107 sektördeki bütün herkese anlattım. Size de özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Ve dünya üzerindeki din, renk, mezhep, ırk hiçbir şey fark etmeksizin herkesin Web 3.0'a bağlandığı en temel zayıf nokta da bu. Burayı ne kadar sağlam tutarsanız o kadar bu ekosistemde güvenlik sizde olur. Niye? Bu işin temeline baktığımız zaman hani finansal özgürlük için doğuyor ya bu. Hepimiz çatı yapılardan sıkılmış, sıyrılmış, kendimiz üzerine alındı. Ben bunu eski bir bankacı olarak, eski bir IT çalışanı olarak şöyle özetliyorum. Bir banka şubesi düşünün. Kapıdan içeri girersiniz. Eğer büyük bir şubeyse hostes karşılar, efendim hoş geldiniz buyurun der. Orada bir güvenlik görevlisi arkadaş vardır. İlerlersiniz vezneye gelirsiniz. Vezneden sonra bireysel işlemlerinizi yapacak arkadaşlar vardır. Kapalı kapılar ardında operasyonu, lojistiği, muhaberatı, çay demleyecek arkadaşlarımıza kadar böyle bir yapıdadır değil mi? Ve bütün bunların hepsinin o şubeyi çalıştırabilmesi için ne gerekli? Bilgisayar. Var mı söyleyeceklerim? Hadi bakalım. Bilgisayar dendi, kağıt dendi. Şube müdürü. Şube. Anahtar. Sabah 7.30'da biri gelecek ki o anahtarı taksın, çevirsin, kapı açasın. O anahtar yok ise o şube yok. Çilingir mi bulunur, o mu bulunur, bu mu bulunur? Burada hiçbir şey bulunamaz. Beni arayın. Açık kapısı. İki, madem bu kadar özgürlük istiyorsunuz, madem işinizin patronu olmak istiyorsunuz, madem hiç aracı olmasın, tamamen bütün NFT'lerin parası bana gelsin, bütün dünya beni sevsin,
Güvenlik görevlisi sizsiniz. Vezne'deki arkadaşım sizsiniz. Neye yatırım yapacağını tahmin edecek alan sizsiniz. Bütün bu süreçlerin içerisinde muhaberat, operasyon, çay demlemek bile sizden sorulacak. İşte bütün bunların hepsini yapacaksınız. Bütün bunların hepsinin farkında olmanın ötesinde özümseyeceksiniz. Ama en temelinde de kapıyı açabileceksiniz. Bu anahtar da kapının açılmasıyla ilgili en temel nokta. Mağduriyetler nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Bugün bunu açtınız. Hiç kimse görmedi. Herhangi bir yeri kaydetmediniz. Kağıda yazmadınız. Aldınız. Sene oldu 2026. Artık o kadar meşhur olmuşsunuz ki. Bitmiş. Onlar satılıyor, bunlar satılıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Hala aynı cüzdanı kullanıyorsunuz. O ana kadar hep aynı cep telefonuyla durmadınız. Hep aynı bilgisayarda, laptopta durmadınız. O onu satın. Şu andaki en büyük şans ne biliyor musunuz? Onu içinde o şekilde satan insanın da onda bir değer olduğunun farkında olmaması. Bakın bu çok başımıza gelen noktalar. Bilgisayarı satıyor, telefonu satıyor. İçerisinde cüzdanı da satıyor. Şimdi birazdan size dağıtacağım dediğim Bitcoin'le birlikte verdiniz ona. Ama alan da bakıyor diyor ki, ya diyor burada diyor cüzdan diye bir şey var diyor, siliyor. Yani birinci şey, ikinci el telefon ya da ikinci el laptoplar şu anda kaynıyor. Hani böyle varsa eş, dost, arkadaş verdiğini açıp içerisinde cüzdan var mı yok mu bakmakta fayda olur. Konuyu uzatmayayım. En zayıf nokta burası. Bu noktayı bir kere düzgün kullandığınız zaman her şey yolunda olacak. Diyor ki, şimdi şuradaki dilemmayı da söyleyeyim size. Dilemma değil, trilemma, fortilemma, fiftilemma ne derseniz deyin. İnsan tembel bir yaratık. Niye? Çünkü zora gelemiyoruz. Şimdi burada yine gevezenin kulaklarını çınlatalım. Geçen sohbetimizde söyledim. Dedim ki evinizin kapısında kaç kilit var? İki tane kilit var. Bazı işte meşhur markaların anahtarını alırsanız üçlü kilitler var. İşte 14'lü böyle takılan şeyler var. Kapıyı çekip çıkıp gidiyor musunuz? Kaçını kilitliyorsunuz? Üçünü de. Her evden çıktınız, her gün yaptınız. Bravo. Aradığımız kişilik bu. Tebrik ederim sizi. Buyurun. Aradığımız diğer bir kişilik burada. Örnek olarak geldi. Hanımefendinin evinin adresini bilen varsa bir akşam çay demleri kendisini karşılayabiliriz. Gülüyoruz ama ağlanacak hale gelmeyelim. Tamam. Lütfen dikkat edin. Eğer içeride milyonlarımız var ise tekrar söylüyorum. Bakın komik tarafı da ne? Lifetime royalty fee diye bir özellik var burada. O da şu demek. İşte normalde NFT serisi çıkardınız. Orada ilk yaptığınız şeyde çok ciddi anlamda bir tutar gelmiyor. Sevgili Rıza'dan örnek verelim. Mesela her birini işte atıyorum 0.30 etere sattı diyelim. Ama o böyle demlere hani pilav gibi düşün. Böyle hani hiç anlamam yemekten bu arada ama doğru örnek veriyorum. Pilav demlenince böyle daha keyifli yerine gelir. Aynen onun gibi. Arka tarafta 0.30, 0.50 oluyor, 1 oluyor, 3 oluyor, 5 oluyor ve sevgili Rıza Cener orada her ikinci, üçüncü, beşinci satışlardan para geliyor. Ama herhangi bir şekilde bu cüzdanı kaptırırsa eğer, o cüzdanı kaptırdığı andan itibaren kaptırdığı insana gitmeye başlıyor ömür boyu. Bu daha ciddi oldu mu şimdi? Evet. Yani hesap ve cüzdan birbiriyle bağlantılı. Arkasından bakıp ağlarsınız. Evet. Ve bunu da nasıl yapıyorlar? Söz vereceğim bir saniye. Bunu da nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Hiç kimse alıp bunu buradaki kelimeleri tek tek her gün girip bakmıyor. Arka taraf biliyorsunuz artık algoritmalar, günümüz robotlar devri. Yazıyorlar, diyorlar ki, hatta komutları bile var. Bunun içerisinde 100 bin dolar olduğu zaman parayı şu adresi çekin. Sizin şu anda yok.
bir sene içinde yok, üç sene içinde yok, 8 sene sonra var. Siz de diyorsunuz ki Allah Allah benim nereye gitti? Hiç kimsenin aklına gelmiyor ki 8 sene önceki yaşanmış bir olay. Buyurun. Hocam 2016'da Bitcoin'i ekleyen de biliyorsunuz. Evet. 4,5 milyar dolar para. Nedir Reyhan? Şimdi bir bunu korumak var diye de bunu sağlayan firmanın serverler artık nasıl çalışıyor bilmiyoruz ama örneğin Türkiye'de bankalar yedekliyor sistemlerini. Bir şekilde yerine yükleyerek o işi her tarafa edebiliyorlar. Siz çökerseniz de. Evet. Burada o anlamda tutar yönde. Tutarlı yön mü nedir? Yani güvenli ne yapıyor? Ama Visa ya da Mastercard saniyede 24 bin işlem yapıyor. Hani kıyaslayın diye söylüyorum. E böyle bir yapıda çıkarılacak olan bir yapı ona göre konumlanırdı. Değil mi? Şimdi olan şu. Arka tarafta bu eksiklikleri görenler de kendilerine ait farklı blok zincirler yaratıyor. Ne var? Polkadot'u var, işte Cosmos'u var, Adası var, Avalanche'i var gibi gibi gibi. Bu birinci sorunuz. Yani kimse bunu finansal ekosistemi değiştireyim diye çıkarmamış. Pazarlama stratejisi de şu. Onu o tarihte blok zincir diye bir şey var. Bütün sektörlerin hepsini disruptif etkiyle kökten yıkacak ya da değiştirecek deseydi o andan itibaren kıvılcım gibi parlayıp bitecekti. Ta ki duygusala bağlayamadı. İkinci sorun da şu. Sizin için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Benim için de söyleyeceğim. Hiç öyle düşünmüyor musunuz peki? Hayır, şunu söylemek istiyorum ben sadece. Örnek, ben yavaşça girmek isteyebilirim ya da mevcut az önce balıklardan mesela dediniz ya, arabanın ruhsatını ben size gönderdim dijital evet. olarak, araba sizin oldu. Belki ben bunu hala manuel olarak yapmak istiyor olamaz mıyım peki? İki sistemi aynı anda kullanamaz mıyım? Kullanabilirsiniz tabii ki. İki, herkes bir anda etini, sütünü, otunu vermemiş ya, illa bir değişim olmamış mı? Aynı o süreç. Yani o geçmişe baktığımız zaman esasında biz tekerrürden farklı bir şey yaşamıyoruz. Hangi dönemin içine doğduysanız o dönemin içerisinde ona ait doğrularla hayatınız devam ediyor. Doğru mu? Doğru. Şu anda herhangi bir 5 yaşındaki arkadaşımıza bayramda şeker veriyorsunuz anlamıyor. Ama geliyor boyutu şu kadar bunu böyle tutuyor. Kapıya geldiler. Biliyorlar benim de sitede oturuyorum. Anlamadım başta. Bakın itiraz ediyorum. Dur. Öbürü. Allah razı olsun. Dedim ki yahu yani şeker yok. Hani burada kitap yaparsam ben başlığında koymayı düşünüyorum. Her dönem kendi doğrularını oluşturuyor. O yüzden de başta söyledim ya, teorik hikaye belki birazcık sıkıcı geliyor ama en temelleri orada. Siz bulunduğunuz yaş itibariyle evrilip dönüyorsunuz. İlkokulda, ilkokul mezuniyetinde diyor ki, amcam diyor bana diyor Ethereum vermişti diyor, ben diyor onları sattım. Niye sattın diyor. O diyor kılıç almıyordu diyor, kılıç alan başka bir şey vardı diyor. Hiç kredi kartı ekstrelerinize bakıyor musunuz? Çok yakında şunları göreceksiniz eğer görmediyseniz. Uçan kaykaylar, sihirli pelerinler, ışık kılıçları. Daha görmediyseniz bu dönemlere geleceğiz. Bunlar da ne olacak biliyor musunuz? Şimdi işin esas eğlenceli kısmı orada. Buraları biraz can acısın diye duruyorum ama keyifli kısımları şurada olacak. Kelimeleri ağlamayan var mı? Seneler sonra girip bakın belki içinde birileri kullanıyor olabilir. Yazdırsanız mısın? Buyurun. Metaverse bir gün kapattı kolpa, kayboldu. Önemli değil. Bu kelimeleri hangi meste girerseniz o mesten yürürsünüz. Mühim olan bu 12 kelimeyi alma. 12 kelime nerede yazıyor hocam? Nerede yazıyor? Kelime yazıyor. Gecenin sorusu geldi. herkes dursun. Böyle kafası düşenlerde bir ayasın. Hani böyle tam böyle şey vardı, gol çizgisi de var. Hocam ben... Süpersiniz. Ben de yazıyorum. Bakın 50 bin kişiye verdim, ilk defa bu soruyu duydum. Benim için şu anda çok özel bir yerdesiniz. Sizi diğer örnek olarak gösterebilir miyim eğitimlerinde ya da seminerlerinde? Kitabın adı daha çıktı. 12 kelime nerede yazıyor, görmeyen var mı? Biraz büyütün hocam da. Şurada yazayım. Burayı yazayım, hepsini.
WhatsApp mantık kelimeleri bize böyle bakalım. Biz yazarız. Buyurun, bir sorusu olan var. Hocam benim bir sorum olacak. Buyurun. Devletler bunu neden kabul etsin? Devletler niye kabul etsin? Devletler niye kabul etmemeli biliyor musunuz? Arka tarafta devletlerin en temel gelir noktasını ellerinden almaya başladı. Vergi değil, otoyol geliri değil, o değil, bu değil. Ne biliyor musunuz? Bakın, gene bir... Hoş geldin. Devletler de ortadan kalkacak. Efendim? Yerde devletler de ortada. Kalkmayacak. Şimdi bakın hepsi evriliyor diyorum ya. Devletlerin en temel geliri nereden geliyor onu inceleyelim. Fizik mühendisi olarak ben buna bakıyorum. Arka tarafta çünkü oturtmam gerekiyor ki size anlatabilirim. Normalde bir X devlet elde edeceği geliri esasında pastaneyle aynı metotla yapıyor. Hiç böyle bir eşleme yapmışsınız, düşündünüz mü kafanızda? Kapıda güvenlik yok değil mi? Sesini sıkılsın diye. Ben yanlış gördüm. Devam abi, sıkıntı yok. Sabah kadar izin değil. Tamam, ben anlatırım. Buradan sabah kahvaltıya da gideriz son kalanlarda. Çok yaptık. Efendim, devletler dedik ki pastaneler gibi bir süreçle hayatlarında gelir kaynaklarını elde etmeye başlıyor. O da darphanelerin Merkez Bankası'na bağlandığı noktada. Ne oluyor? Bir pastane olarak siz işte un, su, yumurta, tereyağı gibi maddeleri ortaya koyup onlarla birlikte bir çıktı üretiyorsunuz. Poğaça olur, börek olur, kek olur, çörek olur, olur bu olur. Devletler de arka tarafta bunu kağıt parçası olarak nitelendirdiğimiz bir yapıdan satabilecekleri farklı bir noktaya evretiyorlar. Yani paraya. Peki bu sürecin içerisinde neler var? Kağıt var. Matbaa makinesi var, çalışanlar var, bina var, boyalar var, tasarımcısı var. Bütün bunların hepsi bir araya geldi mi? O kağıt parçası size evriliyor ve kripto nereden çıkıyor? Normal fiyat paraları oluşturuyor. Şimdi bu taraftakilere kripto para diyoruz ya, bu taraftakilerin hepsine de fiyat para diyoruz. Şimdi bu da tesadüfi bir şey değil. Niye fiyat para dediğimizi bilen var mı? Yani dolar, Türk lirası, euro, işte Japon yeni. Anlatıyorum. Dijital cüzdanlardan önce hayatımızda bütün paralar eskiden bildiğiniz gibi keselerde saklanıyordu. Coin dediğim şey niye yuvarlak? Oradan gelelim. Bir fikriniz var mı? Coin niye yuvarlak? Köşegenleri de var. Ama cebinize koyduğunuz zaman ya da kesede tuttuğunuz zaman yırtıyor. Yazar etinize batıyor. Sıkıntı. O yüzden paralar yuvarlak hale gelmeye başlıyor. Bu bir. İkincisi, bu paralar üzerinden keseler artık bir şekilde yavaş yavaş kağıda dönüşünce dünyadaki bütün paralara özel olarak global markalar o cüzdanları şu andaki bildiğimiz günümüzdeki açılıp kapanan cüzdanlara dönüştürüyorlar. Ve bu da bize esasında bu dijital cüzdanlarla benzer yapı içerisinde bir standartizasyon sağlıyor. O standartizasyonda ne? Herhangi bir para, 3 milim geniş, 5 milim büyük, hepsi aynı yapıdadır. Tamam mı? Bu yapıların üzerinde de biz onları garantör olarak, devletler olarak, merkez bankacılığı aracılığıyla darphanelere bastırtıyoruz. Hepsi aynı boyutlarda kağıt. Lütfen dikkat edin. O kağıdı üzerine 5 yazıyoruz. 20 yazıyoruz. 50, 100, 200 yazıyoruz. Aynı kağıt parçasını farklı şekilde paraya çeviriyoruz. Fiyat. Var mı fiyatın anlamını bilen? Son kez. Fiyat Latince'de mış gibi anlamına geliyor. Unutmazsınız bunu. O kağıt üzerinde 5 yazıyorsa 5 liraymış gibi. 10 yazıyorsa 10 euroymuş gibi. 100 yazıyorsa 100 dolarmış gibi ifade ediyor. Kripto para, fiyat var. 2. Bu kağıt paralar için harcanacak toplam maliyet bütün dünya merkez bankaları için o kağıdı paraya dönüştürebilmek için, hani demiştik ya eski dönemde
darphaneye herkes değerli bulduğu madeni götürüyor, ona göre onu paraya çeviriyor diye. Bu ekosistem içerisinde de siz o kağıdı belirli bir maliyetle üretiyorsunuz. Aynen hastanenin börek, çörek, açma ürettiği gibi. 10 kuruş olsun diye. Amerika'da 10 sent olsun, bu tarafta da işte 10 penny olsun. O üzerine yazmış olduğunuz mış gibi rakam var ya, ondan o maliyeti çıkartın. 4.95 değil mi? 100 lira için 99.95. 99.90, özür diliyorum. İşte 200 lira için 199.90 kuruş. Bu sizin pastanede olduğu gibi maliyet bazında o kağıt parçasını paraya dönüştürmekten elde etmiş olduğunuz gelir. Biz bu gelire yok mu finansçı, yok mu ekonomi okuyan? Ne diyoruz? Kâr. Kâr güzel ama ne kâr? Senyoraj geliri diyoruz. Senyoraj geliri. Niye senyoraj geliri diyoruz? Eski dönemde merkez bankaları senyorlara bağlı olmuş, bağlıymış. Bunların hiçbirini de ben fizik mühendisi olarak gözümde görmedim. Hani biz teoriyi o kadar okumuş durumdayız ki, o kadar şey yapıyoruz ki. Hani hepsi benim okuduklarım. Hani iki gün sonra birisi çıkıp da hocam böyle değil, böyle değil, ona göre düzelttim. Ama şu ana kadar benim bütün bildiğimi gördüm, yapıp. Şimdi siz bu kağıt parçasını mış gibiymiş üzerinden almaya çalıştığınız o senyoraj geliriyle birlikte diğer bütün hizmetlerinizi sunar halindesiniz. İşte ikinci bir nokta daha. Dünya üzerinde rezerv para olmak neden önemli? ...1914'e kadar, yani Fed, Amerikan Merkez Bankası kurulana kadar, hani demin size bir hikaye anlatmıştım. Boşa anlatmıyorum bunu işte, hepsi bunların altında olduğu olsun diye. İlk defa tarihte değerli olan bir şey park etmiştik de, o park ettiğimiz karşılığında bir sertifikasyon oluşturmuştuk ya. Hatırladınız mı? Evet, evet. O sertifikasyonu da biz o kağıt parçalarını, senetleri banknota çevirdiğimiz andan itibaren esasında rezerv olarak basacağımız kağıt parçası kadar bu tarafa oturuyor mu yavaş yavaş? Anlaştık burada da. Karşılık olarak, bravo. Karşılık olarak buraya altını park ediyoruz. O kadar burada para basarız. Peki bu parayı bastık. Bastıktan sonra bu sürecin içerisinde 1914'te Amerikan Merkez Bankası Fed kurulduğu anda diyor ki bu artık sürdürülebilecek. Bunun dışına çıkıyor ve ben bunu %40'a indiriyorum. Yani 100 dolar basabilmek için 40 dolarlık burada bir hacim tutmam yeterli. 1944 geliyor. Dünya Savaşı bitmiş. Bütün ülkelerin cebinde para yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin cebinde para var. Ve New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında, böyle güzel bir köy kasabası, bizim Devrim Dayan Akademi'nin metaverse'de olduğu yer gibi, böyle topluyor devlet başkanlarını. Ve diyor ki, rakamları artık 12'ye yaklaştık. Çok yuvarlak hesap olmadan söyleyeceğim. Onsu 35 dolar. Ya da gramı 0.85 sent üzerinden alırım diyor. Ve şu anda girip baktığınız zaman dünya devlet altın rezervi bazında en yüksek tonaj Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş. Karşılığında verdiği ne? Dolar. Kağıt. Tweet bu kadar diyorlar ya. 2020 pandemi ayı içerisinde Mart ayında başladı. Mart ayında o tarihten bu tarihe kadar, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bastığı para miktarı ilk defa 4,5 trilyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Ve son 5 senede 20 trilyon dolardan fazla para basılmış oluyor. Arada konuştuğumuz yapı gibi işte, hani Bitcoin'in temeli ne? Şimdi baktığınız zaman doların temeli ne? Bir adım ileriye de götüreyim sizi. Şu anda Tether denen ayrı bir kripto varlık var. Kripto varlıklar da kendi işlerinde ayrılıyor. Tanım Bey kızacak bize, NFT anlatalım, Metaverse anlatalım diye geldik ama burada şu anda daha farklı numaraya geldik. Toparlayacağım. Dedi ki, çok detaya girme dedi. Anlat, herkes anlasın. Sonra basmaya başlamadı, paralar gelsin. Birazcık ama bu tarafın da atkasını atmış oldum. Sıkılmıyoruz değil mi?
Böyle kafası düşenleri görmüyorum. Bir kişi görsem durduracağım şeyi. Arka taraftan bütün bu sürecin içerisinde bu kripto paralar bir şekilde bir güvenli liman olarak görünmeye başladığı anda bu volatilite dediğimiz iniş çıkışlar mevcut ya, onları bir güvenli hale getirebilmek için dolar bazında yeni bir stabil kripto para basıldı. Buna da Tether ya da USDT derdi. USDT'yi de şuna göre çıkarttılar. Dediler ki ben burada 1 dolar USDT basacağım, Tether basacağım zaman bunun karşılığını dolar olarak koyacağım bankaya. Ardından davalar açıldı. Kendi ki ya Tether olarak sen bu kadar bunları basıyorsun. Bastıktan sonra bunların karşılığı var mı yok mu bunları raporlayamıyoruz. Sonu tahmin ediyorsunuz herhalde değil mi? Neyi neye bağladın? Neyin karşılığı var ki ben ona karşılıksız basmış oldum? Detaylarını daha sonra hani araştırıp okuyabilirsiniz. Çok da fazla hani işin içine girdiğimiz zaman orada fazla detaylar var. Görmek zor. Bu arada Heather Reyhan'dan bahsettik. Bu Bitfinex'in 4 küsur milyar dolar hacklenmesi. O da Türk çıktı. Hatta gurur duyuldu bunda. Dendi ki ya o da Türk. Dünya üzerinde iki tane büyük şey var. Bunlardan bir tanesi Kraliçe Elizabeth'in tacı satıldı eBay'de. İkincisi de Boğaz Köprüsü sattılar. Bunu da Aslı Şafak'ta anlattım. O da bana dedi ki, hocam dedi, Sülün Osman'a döndük. Alan mı suçlu, satabilen mi suçlu? Gidiyor kelimeler. Bu kadar. Hocam ben sorunun cevabını almadım yalnız. Hangisi? Ben özür dilerim. Ben şimdi devletler neden onaylasın? İşlerine gelmiyor dedim. Evet, ben de dedim ki sen yöre üyelerini kaybedecekler için. İşte tamam, ben de diyorum ki, yani bütün bunlara yatırım yapmaması. Devletin işine gelmediği noktada, yani engelleyecekler bunu. Nasıl engelleyecekler? Bakın bunun da mesela şu anda Amerika'da New York'ta finans üzerinden işlem yapmıyor. Başka yerden yok. İnterneti kapatın. Buyurun. Beyefendinin bir sorusu var. Valla bekleyin. Tarif ederiz. Tamam. Soruyu alıyorum. Bunu kahve arasında aranızda tartışmanız üzere dışarıya bırakıyorum. Aynı bir coin gibi. Sevgili arkadaşlar bakın, Nedim Sıfır'ın en temel prensibi orada zaten. Herkes kendi parasını basabilsin. Herkes kendi NFT'sini oluşturabilsin. Bu tartışma yüzyıllar boyunca devam etmiş, yüzyıllar boyunca da devam edecek. Burada önemli olan şey şu. Akarken dolduracak mısınız? Yoksa bu süreçlerin içerisinde teoride kaybolacak mısınız? Buyurun. Buyurun. Senin piyasasında da halk ağzım bunu kurup satan bana göre ama size göre önemli bir anlamı olabilir. Satan adamlar bu parayı kaldırdı piyasada. Sorun nerede? Halk ağzı nasıl görüyorsunuz yani bunu? Yani sıfırdan oluşturulmuş bir şey. Arkasında bir devlet yok. Bir insan, yani bir grup insanın cebine, yani kurucuların cebine satın sayılırdı. Para koyuyor. Bunu hani merkeziyetsiz gibi değil, arkasında kurulan olsun. Yapı var aslında. Belki onlar... Tamam, o yanlış olabilir ama şu anda Rıza Can'ın cebine bir şey koymadı ki. Rıza Can kendi çekmiş oldu emeğini. Buraya koydu. Gidip servis alanında da satabilirdi. Tarık Tolunay buraya getirip şuraya asıp da bu elinde görmüş olduğunuzu da diyebilirdi. Şu anda bize sunmuş olduğu imkanlara bakın. Arka tarafını sorgulayıp sosyoloji tarafına girdiğiniz andan itibaren elimize hiçbir şey geçmiyor. Çünkü ben 2012'den beri bunları cevaplamaya... Buyurun. Altın neye göre değerli? Tamam, ondan bahsediyorum işte. Demin dedim ya, altın gümüşe göre niye daha değerli? Tabii yani. Şöyle diyebilir miyiz? Sengör olmaya uğraşıyor. Bravo. Kapanışı bu şeyde toparlamış olalım. Hepimiz sengör olmaya çalışıyoruz. Senyoriteler de var bu arada. Onlar da alınmasınlar. Buradaki bu kelimeleri alıyoruz. Bir... Şurada text dosyasını ya da şu yukarıya koymuş olalım. Sonrasında bize diyor ki, devam ediyorum ben.
burada bana bunları sırala. E bunlar nerede? E demin kopyalamıştık. Şuradan. Şimdi bakıyoruz. Şuradan hızlıca. Right, fragile, hop hop hop, rent, can, fox, ordinary, box, filter, scan, wagon. Ters yapalım. Böyle yapalım. Bakın alt tarafta buton onaylanmadı. Bunları kaldırıyorum. Düzgün sırayla yapmak zorundayız. Onayla dedik. Ve artık cüzdanımız bizim. Şu anda bizim sonsuz sayı, yani sonsuza yakın rakamda üreteceğimiz bu cüzdanlarımızdan bir tanesini oluşturdu. Ve şu da bizim artık şurada görmüş olduğunuz cüzdan numaramız. Tamam mı? Bu artık bizim MetaMask adresimiz. Peki biz bunlar ne için yola çıkmıştık yaklaşık bir saat önce? Şuradaki MetaMask'imizi bağlayacaktık buraya. Şu anda hatırlıyor musunuz burayı? OpenSea'ya girmiştik, hatırlamayanlar için tekrar göstereyim. OpenSea.io'ya girmiştik. Sonra artık burada ilk NFT'mizi oluşturacağız. Geldik, buraya tıkladık. Şuradan da MetaMask'a bastık. Bakın diyor ki bu hesap numarasına ben OpenSea'ya bunu bağlayacağım. Yani Web 3.0 cüzdanımızla biz artık bu kara suları içerisine paçayı sıvayıp adım atar hale geldik. Sonraki dedik ve connect dedik. Şu anda bağladı bizi. Gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz cep telefonunuzdan, tabletinizden, nereden isterseniz, browser'dayız, her yerden yapabilirsiniz. Şu anda içinde para yok. Para boş, sıfır. Ama biz bunun içerisinde şu anda bir NFT oluşturabiliriz. Ama öncesinde kendimize ait bir profilimiz var burada. Bu profilimize gelelim. Şurada settings'ten. Burada bazen imza soruyor, yani bu sen misin diye soruyor bize. Evet biziz diyoruz. Burayı açıyor. Buraya yazıyoruz. Diyoruz ki burası foton test. Bunları da böyle alalım. Şunu da buradan kaybedeceğiz sonra. Şunu şurada bir yere inşallah toplamayı unutmam ben sonra. Şuraya geldik. Neredeydik şeyimiz? Ha, burada foton test. Foton bio dedik. Buraya mailimizi yazdık işte. Fotonu bu şu bilmem ne. Twitter adresini falan yazmazsak da geçemiyoruz. Foton test et. Şöyle yapalım geçmek için. Twitter'ımızı işte Instagram'ımızı yazdık. Şu aşağıda bizim görmüş olduğunuz adresimiz. Bu adres neredeki adresimiz? Şuradaki MetaMask'taki adresimiz. Bunu da bu şekilde dedi. Uzun olduğu için ikinci en önemli dikkat edilmesi gereken nokta da her işlemde. İsterseniz bir kuruşluk, isterseniz bir trilyon kuruşluk işlem yapın. Burada mutlaka mutlak şu ilk dört tane, son dört tane bakmayı da özellikle önemseyin isterim ben. Tabii bu el alışkanlığıyla daha hızlı bir şekilde olacaktı. Dip edebilirsin. Şimdi ilk yapacağımız şey, bakın foton teste döndü. Bu üstte şuraya bannerları yerleştirebilirsiniz. Onlar şu anda çok önemli değil. Arka tarafta yapacağımız şey bizim öncelikle bir koleksiyon oluşturmak. Koleksiyonumuz da neye göre oluşacak? Buraya geldik. Koleksiyon demek şu. Mesela fotoğrafçıyız, ayakkabıcıyız, ziraatçıyız, lojistikçiyiz. Alt tarafa kategorizasyon bazında bunları koyabilmek için. Yani işte bir tanesine çiçek böcek resimleri, öbürüne işte atıyorum orman resimleri, diğerine şeyler, portreler gibi ayırabilirsiniz. Bunların hepsine burada, bakayım şurada test olarak, Uğur Bey var mıdır burada bir test için kullanacağımız şey? İçinde bir şey yoktur abi. Yoktur, tamam peki. Bunları dolduruyoruz buraları, özetle. Yani logoyu koyuyoruz, imajı koyuyoruz, banner'ı koyuyoruz. Adlarını yazıyoruz. Ardından bunu bu yapıyı oluşturduktan sonra burada create dediğimiz zaman NFT parçacığına geliyoruz. NFT parçacığı demek de şu, yani o yapıyı oluşturduk koleksiyona. NFT parçacığı da toplamda bizden 4 tane ana temel istiyor. O da resim, isim ve açıklama. O kadar. NFT oluşturmak dediğimiz bu kadar basit. Yani gitti gidiyor N11'e, Etsy'ye, işte Amazon'a, eBay'e ürün yüklemekten farkı sıfır. Buraya koyacağınız formatlar da bakın şurada yer alıyor. Görüyor musunuz? JPEG, PNG, GIF, SVG, MP4, işte WebM,
MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF dedikleri bunlar da 3 boyutlu yapılar. Şimdi hemen ayağa kalkayım, aradaki farkı söyleyeyim. Bugüne kadar ki bizim 2 boyutta oluşturduğumuz tüm yapıların hepsi piksel bazlı. Pikselin açılımını bilen var mı? Kare. Hayır, bu kadar fotoğrafçı hiç pikselin anlamını merak etmedim diyen olamaz herhalde. Piksel ne demek? Neyin açılımı? Bunca senelik Romalıyım, bu kadar fotoğrafçı arkadaşımla bir aradayım. Pikselin tanımını ben yapmayayım, ne olur. Kare demek. Kare. Hayır, hayır, açılım ne bir şey? Yani binary digit biti oluşturuyor. Piksel neyin açılımı? Kelime olarak. Hayır, hayır, kelime olarak. Kelime olarak bildiğiniz anda iş çözücü. Hücre parçası. Pik küçük değil, pik neye kısaltılması? Picture element, bravo. Şimdi niye önemli biliyor musunuz? Evet, evet. Kısaltılmış işte, binary digit bit'e dönüşmüş. Şimdi, bir adım sonrasını anlayabilmek için kelime önemli. Niye biliyor musunuz? Şu anda hayatımıza Metaverse ile birlikte artık voxel girmeye başlıyor. 3 boyutlusu. Voxel'ın da anlamını anlayabilmek için pikselin picture element'ten oluştuğunu bilmemiz şart. Peki, voxel'ın hacim ifade eden kelimesi bu cümleye nerede, kelimeye nerede adapte oluyor? Volüm ne? Hacim ne? Volüm ne? Hacim ne? Üçüncü boyut. Volüm ne? Derinlik. Hacim ne? Volüm, picture, element eşittir new pixel. Yani hacimli pikseller. Yani voxel. Bundan sonra Metaverse ekosistemi içerisinde kurgulayacağınız bütün görüntülerin hepsi 2 boyutta piksel iken 3 boyutta voxel, yani volume picture element olarak karşımıza çıkacak. Tamam mı? Yani o tek nokta, tek hücre olan şey, bir egzer hücresi gibi düşünün. O artık 3 boyut. Yarın da onunla ilgili birazcık demolar yapacağım. Eğer merak eden olursa. Şimdi bunun içerisinde buraya hiçbir tane şurada test resmimiz yok mudur? Ha, şu indirdiğimiz bizim şey var. Bakayım. Evet, sizden şey. Kaç lira verirsiniz? Açık arttırmaya çıkabilirim. Ben buradan dağıtacağım herkes. Şöyle bir çapta bir mevkat diyorum. Sonunda da orijinalini bileteceğim size. Fark edin istiyorum. Yani sadece tek görsel, iki boyutlu değil, üç boyutlu animasyonlar, farklı boyutlu yapılar, bunların hepsini göstereceğim size. Hatta şöyle ağzınıza da bir parmak bal çalmış olayım. Daha bu öğlen koydu ya da akşamüstü koydu sevgili Tarık Tolunay. Hemen onu da buradan yeri gelmişken göstereyim. Şu anda bir eterde. Bakın olay nereye dönüyor. Buyurun. İstediğiniz her sistem olabilir. Ben size teknik temellerini göstereyim. Ücretsiz olan sadece OpenSea şu anda. Onun haricindekilerin hepsi ücretli. Ücretsiz olan benimle. Hayır hayır, o açık deniz anlamında OpenSea. Pardon, son söylediğinizi duyamadım. Bunu? Efendim? Onlar var. Şimdi gelelim peki konu. Buyurun. Yani bilimden alıntı olmadığı
göstereceğim birazdan. Cem Yılmaz'ın 117 tane kendine register created ürünü var. OpenSea içerisinde 275 bindi en son baktığımda. Kaç tane Cem Yılmaz var bilmiyorum. Hani o bildiğimiz korsan şey... Yok, öyle bir şey yok. Ve işin ilginç tarafı, demin arada da onu konuştuk. Buradaki herhangi bir pikseli değiştirdiğiniz andan itibaren arka taraftaki yapı içerisinde bu bununla eşleşmiyor. Yani bu tarafın kendine ait sorunları yok mu? İlla ki var. Ama arka tarafta bunun kopyasını yaptıktan sonra da o andan itibaren proof mekanizması dediğimiz tek nokta elimize geçiyor. Yani Cem Yılmaz'ın, Tarık Tolunay'ın yapmış olduğu bu eserleri kendisinin hesabından alıyor olmanız önemli. Şimdi bu da işi başka bir noktaya getiriyor. Deminkiyle birleştirelim. Eğer Tarık Tolunay, Cem Yılmaz, X, Y, Z kimse arka tarafta o 12 kelimeyi kaptırırsa artık yeni Tarık Tolunay, Cem Yılmaz o 12 kelimenin sahibi. Yani olayın ciddiyetini her geçen şey daha böyle anlıyor olmanız için üstüne basarak söylemeye çalışıyorum. Tamam mı? İki boyutlu farkındasınız değil mi? Üç. Daha üç değil. Üç olması için döndüreceğiz. Ve buna hayat katarsak eğer, içindekiler yürümeye başlarsa, gelelim, çok ucuz yöntemli bir şey değil. OpenSea şu anda ücretsiz olarak, demin yapmış olduğumuz birazdan koyacağız şeye, bunların hepsini hazine olarak ya da yer olarak size sağlıyor. Ama OpenSea'nin içerisinde şu anda 35 milyondan fazla NFT parçacığı var. Bu şunun gibi, kafanızda şöyle canlansın. eBay'e girdiniz, ring, yüzük yazdınız, 385.588 tane sonuç getiriyor ya. O demin gösterdiğim bu foundation şu anda 175.000-180.000 civarında içinde, yani çok çok ciddi anlamda bir şey taşıyor. Az materyal taşıyor ve daha elit ürünler koydu. Ama bir dolara burada herhangi bir şey satamazsınız. Burada koyacağınız şey arka tarafta harcadığınız rakamdan daha yüksek olmalı. Niye? Bu iş dediğim gibi bütçesiz ucuz olarak yapılacak bir iş değil. OpenSea'de bile ücretsiz bir şey satacaksanız Ethereum ağında bu maalesef mümkün değil. Ayak bastı parası öncelikle 350-400 dolar civarında bir para. Yani baktığınız zaman 400 dolar şu anda 6000 lira civarında bir para. Bir. İki, herhangi bir ürünü içeriye mint etmek diyoruz. NFT'yi oluşturabiliyor olmak demek yaklaşık 80 ila 120-130 dolar arasında parça başı. Hadi 50 dolar diyeyim. Bunun da böyle şeyleri var, zamanları var. Kimi zaman ince çıkıyor, 50 dolardan yakaladınız. 10 tane mint edeceksiniz diyelim. 10 tane mint işlemi yaklaşık 500 dolar yapar. En ucuz vaktini bulursanız, yoksa 150-200, birazdan bakarız fiyat ne olmuş diye. Çarptınız, 500 o, 400 de içeri girdiniz, 900 dolar, 15 bin lira. Var mı İrem? Getirisine demin çok seviniyordunuz. Ne oldu? Dönelim geri. Buradan şunun hemen şöyle bir tane print screen'ini alabilir miyiz? Bakayım. Bilmiyorum, şuradan ekran şey... koruyucu şey, başlatışı yazabilir misin abi? Yok, şurada ekran... bir tane şöyle anlamsız bir JPEG bulayım diyorum. Şöyle yapayım. Sen yardımcı olursan sevgili Uğur. Bir tane anlamsız bir ifade bulsak yeter ya. Şey görsen. Bizi pek isterim. Tamam, ben şuradan şey aratalım ya. Apple aratalım. Apple. Ha, anlatı da geldi bu arada bu. Şey. Yazamadı. Tamam. Koyalım, tamam. Sonra laf yemeyelim ama normal bir tane Apple bulalım.
Bir sen şuradaki boş beyanı koyamayın. Teşekkür ederim. Burada bu elmamızı da koyduk buraya. Hızlıca şuraya dedik ki bu işte Mix Apple diyelim. Eğer bir yere yönlendirmek istiyorsanız, bir web siteniz varsa oraya yönlendirebilirsiniz. Buraya açıklama yazıyoruz. Mix Apple, what a great Apple is this dedik. Bu kelimeler değil mi hocam? Aramak için. Yok, bu normal. Ha, evet, evet. Açıklama yazdık. Kelime için aramalar, evet. Bir de bu işin arka tarafta yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Rarity dediğimiz bir noktası var. Rarity dediğimiz de nadirlik. Yani hani bugüne kadar gözünüzü çarpmıştır. Rarible, so rare, super rare. İşte, rare, nadir demek. Tamam mı? Birazdan onun da açık şeyini göstereceğim. Olay nerede kopuyor. Onu da rarity'sini de burada sunuyoruz. Diyoruz ki işte atıyorum power diyelim. Power mesela bu 50'lik bir şey olsun. 50'si olsun, 100'ü olsun, bilmem ne olsun. Diğerleri de mesela 10.000'lik bir seri yapıyorlar ya. O 10.000'lik serinin 9.900 tanesi bir güç değerinde. Ama 100 tanesini işte 5, 10, 50, 100. İnsanlar da bunu milli piyango gibi, kazı kazan gibi o 50, 100 bana çıkar mı deyip almaya çalışıyorlar. O kısım da burası. Onları şimdi doldurmamıza gerek yok. Yani size en basit haliyle bir görsel koyduk. Daha doğrusu bu video olduğu için bir görsel istedi. Ya da sadece elmayı koysaydık bu görseli koymadan. Ki hatta öyle yapalım isterseniz. Direkt şöyle seçelim. Bakın. Gördünüz mü? Bir. İki ismi istedi. Description falan hiç gerekli değil. Bu kadar. Sonrasında Ethereum istersek eğer. Bakın şimdi burada create dediğimizde. Bize bunu oluşturmuş oldu, tamam mı? Ücretsiz olarak. Ama biz şu anda bunu satışa daha sunmadık. Buradan içine girip edit edebiliriz. Böyle gördüğünüz gibi. OpenSea'nin bu dünya üzerindeki en büyük fark yaratan noktası da burası. Lazy Minting dediğimiz hikaye. Lazy Minting ne demek? Diğer blok zincirlerin hepsi, birazdan aynısını Foundation'da yapacağım size. Hepsi direkt bütün o işlemlerin hepsi blok zincire yazıyor, blok zincire kaydediyor. Ama OpenSea bunu lazy minting dediğimiz yöntemle oraya kaydetmiyor. Kendi lokal database'ine kaydediyor. Yani bildiğimiz gitti gidiyor N11 ya da diğer ikincileri marketplace'ler gibi. Onun için de içine girip şu anda edit edebiliyoruz. Aklınızda şu soru olabilir. Hani hocam blok zincire yazılanlar tekrar silinmiyordu, değiştirilemiyordu gibi gibi. O yüzden de bu şu anda blok zincire yapısı değil. Bunu edit ettik ya da buradan silebiliriz. Geldik geriye. Dedik ki bunu satışa şöyle açacağız. Bastık buna. Sel dedik. Ne kadar istiyorsun diyor. Buraya yazıyoruz işte. Bir yazarsak bakın aşağıda dolara çeviriyor bunu. 2986 dolar imiş. Başına 0 koyarsak eğer. 0.1 bu böyle yan yana gidiyor. Şimdi burada da şöyle bir tekniği daha size anlatmış, öğretmiş olayım. İnsan beyni hiçbir zaman sıfırın gerisine işleyen bir matematik ekosistemine alışık değil. O yüzden de bir ether 2900 yapıyorsa 0.03 ether ne yapar? Herkes mavi ekranı ışıyor. Temel prensip şu. Bir ether 2900 ise 0.1 ether bir yana kaydıracaksınız. Yani 2900'ü 290 yapacaksınız. 0.01 2900 289 29.80. 3 ise 0.03 ise 29'u 30 yani 3 ile çarpıp 90 dolar. Gecenin bu saatinde bunu yapıyorsanız biraz zaten hiç unutmazsınız. Burada isterseniz zaman verebiliyorsunuz. Bunu bu kadar da sat, şu kadar da başlat, bu kadar da şey yap. Bunlar da çok önemli değil. %2.5 komisyon alırım diyor. %2.5 komisyonu da gördük. Complete listing diyelim. Evet. Şimdi günahımız geliyor. Günahımız 173 dolar. Merhaba dedik. 173 dolar şu anda 2500 lira.
Ya. Gelmiyorsan ücretsizi kullanamazsın. Birazdan göstereceğim ücretsiz kısmı. Bütün hayaller suya mı düştü? Ne oldu? Hocam. Efendim? Yarısını alabilirsiniz. Alayım. Hadi bölüşelim. Verin buna 2500-1250 var mı çıkaran? Hemen karar vermeyi satışa. Sattıktan para oluşturmayı da para alalım. Şimdi bu dakika bir. Bunu buraya koydunuz. Bu ayak bastı parasını. Dükkanı açtıktan sonra dükkanı açıyorsunuz. Sonra orada ücretsiz satmaya devam ediyorsunuz. Tabii insanlar bu parayı şimdi baktığınız zaman da biz şu anda dolar bazında 13-14'ler konuştuğumuz için bize çok gülüyor. Yoksa bu 173 lira olsa yani yurt dışındakiler için çok yüksek bir rakam görünmüyor. Peki bunu buradan kapadık. Şimdi aynı işlemi gidip gelin foundation'la yapalım. Foundation'da da aynı, açılışta bu geliyor. Connect Wallet diyoruz. Bütün hepsinde, bütün web siteleri, Web 3.0 konuşanların hepsinde aynı mantık var. Buradan MetaMask'a tıklıyoruz. Şunu bir kere reddedelim. MetaMask'a tıkladıktan sonra şurada Foundation'a bağlanacağım diyor. Demin OpenSea'ya bağlanmıştık. Şimdi Foundation'a bağlanıyoruz. Ucuzdan senin mi diyor. Gene imzamızı attık. Şu anda içeri girdik. Bakın burası demin ki gördüğünüz gibi 44.85 ile biter. Bizim cüzdanımız. Buraya geliyoruz. Gene burada Edit Profile. Buraya gene yazıyoruz. Photo Test. İşte buraya istersek şey yazıyoruz. Photo Test. Şu anda kimse almamış. İşte Optional. Bunları yazıyoruz. Şunları yazıyoruz falan filan. Burada bunu kaydediyoruz. Kaydedersek eğer daha foton testi kimse alamaz. Bu cüzdanla birlikte de gider. O da aklımızda olmuş olsun. Tamam mı? Sonra da Tanrım Bey bizi bulur. Der ki arkadaş ne oldu? O yüzden şimdi bunu kaydetmiş olalım buradan. Yapacağımız şey create diyeceğiz. Bakın bu da aynı mantıkta. Setup profile diyor. Şimdi dakika bir. Bunları doldurmadan giremiyorsunuz içeri. Foundation'da en önemli noktasını burada karşımıza çıkıyor. Eğer davetiyeniz yoksa aynen. İçeri giremiyorsunuz. Evet. Tamam mı? Neyiniz yoksa? Davetiyeniz. Evet. Yani evet. Hani evet. Eskiden trendi o harkafoni vardı ya. Hani onlar davetiyeli alırlar. Durduk kaldık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Paranız olsa da bazen giremiyorsunuz. Davet şey derim abi, satış yapmış bir sahibi. Tabii. Davetiyeyi kimden bulacaksınız? Satış yapmış olan birinden. Ya da piyasada şu anda Discord kanallarında 150-200 doları satılıyor. O da var. Sizde var mı? En kötü beni arayın. Avutayım sizi. Hani. Şimdi. En uçlardan, en güzel noktadan, hocam hani bedavaydı diyen arkadaşlarıma gelsin şimdi. Buna ne yaptık? Bunu burada geldik, ilk oluştururken gördüğünüz gibi Ethereum blok zincirinde oluşturduk. Şimdi bu andan itibaren de olay şuna evrilmeye başlıyor. Ethereum bu ekosistemin ağababası. Hani demiştik ya demin, Rus asıllı, Kanadalı, Vitalik Buterin diye bir arkadaş var. Hani A noktası ile B noktası arasında niye sadece rakam gönderiyoruz deyip de bize tokenları oluşturan, bu platformunu yaratan, NFT'nin en temel prensibi olan Ethereum platformunun sahibi. O da bu andan itibaren bunu herkese açık hale getirdiği için herkes oraya yüklenmiş durumda. Ve özellikle MetaMask'imizi, tilkimizi ilk açtığımız andan itibaren bize default'ta Ethereum blok zinciri açılıyor. Herkes de o yüzden sizin şu anda yaşadığınız durumda sadece orayı biliyor. Bu da bir NFT oluyor o zaman. Onun token yani daha doğrusu. Evet. Ethereum'da o platformun parası olarak geçiyor. Şimdi buna tabii çözümlerden farklı bir sürü blok zincir var. Onlardan bir tanesi de Polygon. Şimdi bunu buradan silelim. Şuradan delete item diyorum. Bunu uçurduk buradan. Tekrar buradan create dedik. Gene aynı elmamızı aldık. Buraya geldik. Apple 2 dedik. Buraya geldik. Apple 2 description dedik. Bakın
bunu poligon seçerseniz buradan, poligon seçtiğiniz andan itibaren alt tarafta bunu create dediğinizde ne yapıyor? Lazy Mintic ile size burada bunu oluşturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda bu oluştu. Tamam mı? 7 saniye, 8 saniye, 9 saniye önce oluştu. Bakın şurada yazıyor. Tamam mı? Burada sel dediğiniz anda buraya gelelim. Bir Ethereum istiyoruz arkadaş biz buna. Complete Listing. Basıyorsunuz. Diyor ki öncelikle bunu cüzdanından imzala. İmzalıyorsunuz herhangi bir para vermeden. Sonrasında da sign message deyip bunu satışa sunuyorsunuz. Evet, hayırlı olsun dediğimiz kısma gelelim. Sevgili Uğur arkadaşımız bize bu kısımlarla ilgili hem NFT hem Metaverse ile ilgili yapmış olduklarını Türk olarak bunu demin gösterdim. Hiçbir duyurum yok, katkım yok. Ona bırakayım sözü. Kısa hemen ben aslında geç de oldu da. Bu çalışıyor mu? Şunu vereyim sana. Fark etmez, şöyle elime de alabilir. Evet, bak. Şöyle. Elimi alayım daha rahat olur. Ya şimdi ben tam gitmeye niyetlendim. Devrim hocamla tanıştık dedim. Hocam ben de kalayım. Bu NFT konusunun içindeyim. Bugün ben de bahsetmiştim dedim. Şimdi ben kısa bir hikaye anlatacağım. Çok ilginç. Bu kripto paralarla tanışma hikayem. 2008'de askerden döndüm. 2009 gibiydi. Bir arkadaşım geldi dedi ki, abi dedi YouTube dedi reklam geliri dağıtıyor dedi. Biz dedi bu işe bir girişelim dedi. Tamam nasıl yapacağız? Dedi ki torrentten dedi İspanyolca filmleri indireceğiz. YouTube'da bir kanal açacağız. Oraya atacağız. İçine reklam koyacağız. Hadi deneyelim falan. Ondan sonra bir baktık. Biz YouTube'dan PayPal'a para geliyor devamlı. Herkes geliyor izliyor İspanyolca. Saçma bir isim bulduk. İşte Spanish, film, net filan. Sonra bir gün bu PayPal bize dedi ki kripto olarak almak ister misiniz ödemeyi dedi. Bitcoin olarak, BTC. Aman ya bir bakalım neymiş bu? Ya o zamanlar 8 dolar filan yani. Biz aldık öyle. O para kriptolara harcadık falan filan. Aradan bir zaman geçti. Biz unuttuk o kanal kapandı telif hakkından falan. Aradan bir şey böyle 50 bin dolarlara yükseldi. Ya dedik ki bizim iki tane bitcoin kaldı orada. Ama işte Devrim Hocam bahsetti. Biz cüzdanla kobları almadık hiç. Yani o alışveriş paranın aktarıldığı cüzdanın koblarını hiçbir yere kaydetmedik. Bir text dosyasına da koymadık. O bilgisayar gitti yok oldu filan. Bizim şu anda iki bitcoinimiz işte şu anda 42 bin dolar, 80 bin dolar havada uçuyor yani. Şu anda yıllardır sistemin içinde kayıp. Böyle bir tanıştık. Sonra ben tabi bugün sunuma gelenler varsa orada buna da zor oldu. Şöyle şey yapayım. Dijital artla uğraşıyorum 10 senedir. Bir gün bir arkadaşım dedi ki Uğur dedi bütün şeylerini hemen dedi NFT'ye yüklüyorsun. Oradan satıyorsun. Ben de 10 yıldır bu dijital eserleri yurt içi yurt dışında böyle sergilemeye satmaya çok zorlanıyorum. Nasıl yapacağız? Yani ben bilmiyorum dedi. Kapattı telefonu. Sonra işte NFT nedir girdim falan. İlk Foundation çıktı karşıma ama Foundation dediğim gibi kurtlar sofrası giremedik oraya. Yani davetiye istiyor falan. 5000 dolara davetiyeler satıyorlar. Bakın olmayacak. Dedim Rarible çıktı karşıma. Rarible'ı denedim ama işte Ethereum'a şimdi Devrim Hocam da anlattı. Ethereum pahalı bir. Gas ücretleri pahalı olan bir yer. Sonra bizim ekipten Fatih diye bir arkadaşım. Bizde iki boyutlu tasarım yapıyor. Abi dedi ki ben müsaadenle biraz projeleri arayacağım. Ben NFT'ye girdim. Ben de girdim. Niye haberimiz yok birbirimizden falan. Biz proje üretmeye başladık. Biz pandemi döneminde yaklaşık 150 adet maske yaptık. Çizim ama hepsi. Çok ucuz çizim. Bunlardan yaklaşık çok ilginç 460 bin lira para kazandık. Bunları sattık. Ama biz BNB ağına geçtik. Ethereum çok fazla geliyordu bize. Ondan sonra ben kendi fine art fotoğraflarımı satmaya başladım falan. Ama biz baktık ki bu iş koleksiyonerler yani alan kişiler koleksiyon yapmak istiyor. Böyle bir kolektör yapısı var. Yani alan adam seri. Diyor ki 1 numarayı, 2 numara, 3 numara hepsini alayım. Dedik ki tamam biz o zaman seri üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi bugün, dün özür dilerim. Onunda biz Future Eisen diye bir proje geliştirdik Fatih'le yine.
Welcome to the brand new metaverse. Future Isle, the collectible verse for the first time in the world. In Future Isle, where artificial intelligence and humanity unite, you start the collection by collecting Humani and receive big data NFTs as a reward. There are 100 Humani and 20 big data NFTs in total. Humani NFTs are mint 25 pieces in 4 phases. One big data NFT is rewarded for every 5 Humani purchases. Big data is the key for the next lane expansions. In addition, with the Collector's Reward Program, collectors who have big data NFT access various advantages. Explore the Future Isle and get lost in the collectibleverse. Tamamen %100 iki kişinin yaptığı Türk işi bir şey. Seslendirmesi Amerika'da bir adama yaptırdık. Olay şu, 4 faz var bunda. Birinci fazını açtık. Şurada tarihlerini de göstereyim. Bakın, 10 Şubat'ta açtık. İkinci fazı açacağız. Üçüncü, dört fazla bir piramit yaptık. Dedik ki insanlar burada 120 tane karakter yaptık. Bunun 20 tanesi Big Data karakter. 100 tanesi de normal karakter. Kadın, erkek, değişik şeyler. Bunları adam koleksiyon alıp yapmaya başlıyor. Ondan sonra mesela 20 tane alırsa bir tane Big Data alıyor. Öbür faza girerken öncelik tanıyoruz falan. Böyle bir kampanya gibi, yani böyle büyük fikir böyle oluştu. Çünkü insanlar şey yapmak istiyor. Hatta Devrim hocam söyledi ya, bakın şu yaptığımız karakterler de bunlar. Şimdi şurada bir isim var ya, bu işte kripto zincirine girdiği anda, blockchain'e girdiği anda blockchain basıyor buna ismi. Orada uzun bir kod var ya, işte kripto zincirindeki de ismi. Mesela şimdi bundan hedefimiz bizim, ya biz bunu tamamen para kazanalım diye değil, sadece bunu heyecanla yaşamak için girdik. İlk fazdan 20 BNB, biz BNB alanı biraz daha bizim için uygun. Ethereum'a koysak bunu çok para harcayacağız çünkü yani. İlk fazdan 20, işte diğerlerinden toplamda 100 BNB gibi bir hedefimiz var yani. Binance değil mi? Evet, Binance. Şimdi Devrim Hoca'nın anlattığı aslında şimdi hep Ethereum ağı üzerineydi. Temeli o aslında ama Binance altyapısını destekleyen marketler var. Ben de oralarda mesela hareket ediyorum. Oradaki gaz ücretleri şimdi 170 dolar çıktı. Binance, yani BNB altyapısında olanlarda yaklaşık 2,5 dolar falan çıkıyor eser başına. Ama Devrim Hocam da dediği gibi burada bedava bir şey yok. Hani yükleyeyim, bedava bir sistem yok maalesef. Yani bu işe ciddi girmek istiyorsanız, ki Tarık Hocam ne kadar satış yaptı, çok fazla da bir mint ücreti ödemiştir diye düşünüyorum yani o şeylere, esere. Hatta biz Ethereum'la baş edemedik. Geceliği bekliyorduk. Bir ara böyle 70 dolarla 50 dolarlara düşüyor gece 3'te falan. Yok dedik, bununla uğraşamaz, biz BNB ağına dönelim dedik. Bunu yüklediğimiz platform da çok ünlü bir NFTB diye bir platform. Orada bu projeye başladık. Şimdi hatta Fatih'le konuştum. Projeyi yaptığım arkadaşlar 3500 dolarlık satış olmuş dedi. Şey, kartlar alınıyor şimdi. Ya buradaki olay çok acayip bir psikoloji var. Bir anda deli gibi şeyler bitebiliyor. Koleksiyon bitecek diye. Aslında bunları alan insanlar kim biliyorsunuz? O kontemporerlerde, işte yurt dışında sergilerde gezen milyarderler, o tabloları alıp evlerin depolarına atan adamlar artık dijitale geldi yani. Olay bu. Bunu ben Devrim Hocam'a anlatmıştım, bahset dedi ondan dolayı. Bugün aslında ben kendi sunumumda da bahsetmiştim. Ondan dolayı teşekkür ederim hocam bana söz verdiğiniz için. Rica ederim, ne demek? Ya güzel bir dünya. OpenSea biraz daha uygun fotoğrafçılara. Mesela bizim girdiğimiz bu NFTB tamamen 3 boyutlu tasarımcılara bir platform ama ben orada fotoğraf da deniyorum. Çok bir şansım yok. Onu biliyorum yani, talep görmüyor. Bunun gibi böyle değişik projeler, değişik işler. Bir de bizim tabii şey de var, Metaverse çalışmaları da var. Çok ilginç işte, benim Fatih bu NFT işlerini yürüttüğüm arkadaş. Ya bir oyuna girdim abi dedi, 750 dolara bir arsa aldım dedi, 13 bin dolara sattım ertesi gün dedi. Arsa yani oyunun içindeki bir alan bu. Ya Metaverse oyunu. 750 dolara aldım dedi, kripto ile dönüyor tabii. Orada da kripto çalışıyor. Bu arada 750 dolara, 13 bin dolara satıyoruz ama biz burada 170 doların hesabını yapıyoruz. Ona dikkat edin. Evet. Ya bunun gibi şeyler, anlatımınız çok güzeldi hocam. Çok sağ olun. Bana da söz ver, dinlediğiniz için de teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Yani hani bununla ilgili ben de çok işin içindeyim, derinlemesine sormak istediğiniz bir şey olursa, danışmak istediğiniz olursa da yardımcı olmaya çalışırım. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ayrıca sevgili Uğur'un laptopu olmasa dans da edebilirim. Onu da şey yapacak. Hocam şu cüzdana benim bir yerde. Biz sana atacağız. Aslı Hanım burada mı? Yok galiba değil mi? Sevgili Aslı Güvenç. Yok tamam. Onunla da yarın akşam tekrar takılalım. Çünkü onunla da ilgili bir hikayem var. Hiç kimse sormuyor nerede bizim paraları diye. Hocam cüzdanı kaldı. Sevgili arkadaşlar çok geç olduğu için teşekkür ederim. Kalkmayın oturun ya oturun. Resmi yapıyor. Valla kimse beni şu kapıdan çıkartmaz dedi. Geçerler kapıyı. Sevgili arkadaşlar. Bu işin ne kadar merkeziyetsiz olduğunu göstermek için şunların hepsini kapatıyorum. Artık cüzdan kelimelerimiz de gidiyor. Tek yapacağımız işlem şu. Şuradan şeyi göstereyim size. Wallet of Satoshi diye bir cüzdan var. Şuradan görebilirsem var. Wallet of Satoshi. Dünyanın en basit, World Simplest diye geçiyor. Bu cüzdanı eğer indirirseniz, eğer bu cüzdan şu anda Starbucks'larda kullanılmakta olan, hani bu herkeste bir şey var ya, kahve alabilecek miyim, o mass adoption dediğimiz geniş kitleye yayılabilecek mi sürecindeki cüzdan bu. Bu cüzdan ne yapar? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu cüzdan, hani Bitcoin saniyede 7 işlem yapıyor demiştik ya, bunu çok daha hızlı bir şekilde ana otobanın dışında yan şose yollara taşıyor. Aranızda İstanbullu olan varsa en çok yaptığım şeylerden bir tanesi E5 sıkıştı hop arka yollara geç falan filan. Oradan o mantığı aynen bu sisteme uyarlamış durumdalar. Burada herhangi bir sınır yok. Nasıl yapıyor diye baktığımız zaman da siz burada normalde herhangi bir yemek kartı aldığınız zaman beyaz yakalıyken varsa içinizde ya da etrafınızda onlara her aylık belli bir rakam yükleniyor. Atıyorum mesela işte 300 lira 500 lira gibi. O andan itibaren de o bölge içerisinde ister yemek ister diğer sektörlerde gidip bunu harcayabiliyor. Ve o anda o 300 liralık sınırı içerisinde bütün bu işlemleri yapabiliyor. Bu da aynı mantıkta ana Bitcoin ağ içerisinde siz kendi cüzdanınıza belirli bir rakamı koyup onu yan tarafta daha hızlı harcar hale gelebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Eğer katılmak isteyen varsa deminden beri anlattığım sürece bu uygulamayı cep telefonlarına indirirlerse ben buradan sıradan dolaşacağım ve size ödeme yapacağım. Bunu esasında genelde şöyle yapıyoruz. Çok vaktimiz yok diye yapmıyorum şu anda ama böyle işte şu anda 100 kişi var mıyız? Yok belki varız diye 15'er 20'şerlik kişiyiz gruplar haline getiriyoruz. Diyoruz ki bu grup pastane olsun, bu grup gazeteci olsun, bu grup işte atıyorum manav olsun, o grup televizyon olsun, öbür iki arkadaşımız da yol başkası. Bir sektör belirleyin. Evet. Siz de fotoğrafçı olun. Evet. Sonra diyorum ki şimdi bu göndereceğim tutarlarla birlikte herkes kendine buradan bir workshop yapacağız. Ve bu workshop içerisinde gidip yan tarafa kendi malınızı satmaya çalışın. İşte deyin ki benim çok güzel elmalarım var. Siz deyin ki benim çok güzel işte poğaçalarım var. Siz deyin ki ben çok güzel şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. En sonunda da işte bir yarım saat, 40 dakika genelde kurumsallarla yapıyoruz bunları. Çıkıyoruz. En sonunda diyoruz ki hadi bakalım herkes kendi grubundaki şeyleri tutsun böyle. Topluyoruz. İşte 1, 3, 5, 7. Mesela bu grup o sadece iki satoshi üzerinden bir bakıyoruz. Atıyorum 200 satoshi'yi toplamış. Mesela bu tarafta 5 tane kalmış gibi. O an itibaren de hem el alışkanlığı oluyor hem de arka tarafta ekonomiye nasıl dahil olacağımıza dair birazcık pratik yapmış oluyoruz. Evet, indirenler varsa eğer tek yapılacak iş şu. İçine girdiğiniz zaman cüzdanı şöyle göstereyim. Alt tarafta çok basit zaten iki tane şeyi var. Birisi bir send butonu var. Receive butonuna basıyorsunuz. Sizin karşınızda şöyle bir QR kod çıkartmış oluyor. Bu QR kodu hazırlarsanız ben de gelip size ödeme yapacağım. Tamam. Olay bundan ibaret. Bu kadar basit. Bunun için de öncelikle
şu maskemi takayım size yaklaşacağım için. Tedirgin olmasın kimse. Açın lütfen. Şuradan sırada. Bu arada eğer uykusu gelen ya da herhangi bir şey olan varsa, soru sorulacak olan varsa bize veda edebilir. Yarın tekrar buradayız. Yarın devam ederiz. Yaptım şöyle dik tutup ne olduğunu da görelim. Bu şekilde buradan oturtuyoruz. Sonra da buradan ve ikiliyor. Sonra bana ne yapalım? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın bunu bir şekilde tek tek yapıyoruz ya. Bu tek tek yapmanın haricinde de bunun bir diğer yöntemi var. Gidecek arkadaşlarım için onu tutuyorum. Burada resmine bastıktan sonra alt taraftaki şu QR kodun altında LN ile başlayan bir kod var. Olacak. Göreceksiniz. O koda tıkladığınız zaman onu kaydediyor. Ve kaydetmiş olduğunuz kodu diğer göndermek istediğiniz, yani parayı almak istediğiniz ya da işte o token'ı ya da coin'i almak istediğiniz herhangi bir yere WhatsApp'tan, LinkedIn'den, Twitter'dan, Instagram'dan DM olarak yollarsanız da o andan itibaren karşıdaki bunu görüp size aynı işlemi yapıyor. Ben şu anda fiziksel birebir ne kadar kolay olabildiğini görün diye bu işlemi yapıyorum. O yüzden de herkes görsün diye, kimse kimsenin sırasını beklemesin diye bir arkadaşımı alayım yanıma. Buyurun siz lütfen. Buradan beraber hani ekranda da herkes görmüş olsun ne yaptığımızı. Bir demo yapmış olalım. Bakın QR kod açık. Benim cüzdanımda da burada, buradan sende bastığım zaman bir QR kod okuyucu çıkıyor. Bu QR kod okuyucuyu buraya tutuyorum. Şöyle. Şuradan yansıyor. Birazcık şöyle yapalım. Ne kadar yollayacaksın diyor. Rakam çıktı. Kişisel bilgiler gitti. İkiye bastım. Gördüğünüz gibi. Şu anda ben beyefendiyi tanımıyorum. Daha önce hiç konuşmadık. Erkan Yolaç vardı ya, daha önce evet. Şey yaptık. Evet, hayır. Şu anda bakın iki cüzdan da yan yana duruyor. Buradan basıyorum. Göndere basacağım şimdi. Öbür tarafa ne kadar hızlı geldiğini de görüyorum. Buradan bastım gitti. İsterse beyefendi Venezuela'da olsun, ister Japonya'da, ister yanımda. Şunu fark etmeniz için de bunu söylüyorum. Yani dünyanın neresinde yaparsanız yapın bu işlemi bir, yasaklamak mümkün değil. Teşekkür ederim. İkincisi de bu kadar hızlı bir şey. Kimseye hayır sen bunu yapma deme lüksünüz de yok. Yani şu anda biz yurt dışına herhangi bir yere Western Union ya da işte MoneyGram'la ya da bildiğimiz normal yollarla bu para transferini yaparken ne yapıyoruz? Arada muhabir bankalar var, komisyon alanlar var. 100 euro yolluyoruz. Karşı tarafa atıyorum 30 euro geçiyor. Benim yurt dışı ile çalıştığım çoğu zaman bu şekilde paraya gitti. Ama şu anda bu sürati yakaladığımız anda hiçbir yeni nesil arkadaşı buna hayır dedirtecek pozisyonda duramayız. Bu bir. İkincisi de bunu hani Çin yasakladı diyoruz ya, kaç kere yasakladı artık kimse sayamıyor. Niye? Çünkü arka tarafta 1, 2, 3, 5 yasak bir kere olur. Dersiniz ki yasaktır bu. 2 kere, 3 kere, 5 kere yasakladım demek ki zaten yasaklamak olmuyor bu. Kesin yasaklama diye bir şey kullanmıyorlar zaten. Desteklemediklerini söylüyorlar Merkez Bankası olarak. Doğru. Devlet Merkez Bankası. Şimdi aynısını Putin yaptı biliyorsunuz. Evet, Merkez Bankası dedi ki biz dedi buna karşıyız. Putin dedi ki haydi bakalım Hazine Bakanlığı'yla Merkez Bankası bir araya gelsin buna ortak bir çıkar yol bulsun dedi. E şimdi çıkan haberleri duydunuz mu bilmiyorum. Nayib Bukele'yi tanıyan var mı? Kimi? Nayib Bukele. G7 var, G20 var, bir sürü böyle zirveler yapılıyor ya. Ekonomi tarafında bugüne kadar hiç adı sana anılmayan bir El Salvador, El Salvador'un başkanı Nayib Bukele tarihte dünyada ilk defa dedi ki Bitcoin'i ben resmi para olarak kabul edeceğim. Ve resmi demek de şu demek, gittiniz saçınızı kestireceksiniz. Kabul etmiyorum diyemiyor. Tamam? Diyemezsiniz. Kolluk kuvvetleri geliyor diyor ki sen bir Bitcoin'i kabul edeceksin. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar geniş. Bir tek ödeme sistemini geliştirmişler, üstünde çalışıyorlar. Daha çalışıyor. Efendim, şimdi sizi daha fazla tutmayayım.
ben burada dolaşacağım, bu sözümü yerine getireceğim. Eğer beklemek isterseniz bu şekilde yapalım. Yarın da tekrar devamını yapacağız. Eğer gelmeyecek olanları varsa bu deneyimi yaşamak için lütfen beklesinler. İlk fotoğrafçılarımız gidiyor bu arada. Orada ben öyle bir ne yapayım ben onu diyorsunuz. Bakın büyük düşünün ama 100 milyon olunca 2 liranız olur. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Kardeşim sağ olun. OpenSea poligonu biliyordur büyük ihtimalle. Neden engellemiyor? Çok neyi biliyordur? Poligon'a geçip ondan sonra ücretsiz bir şekilde fee ödemeden... Kendi yapıyor zaten. Neyi yapıyor? İşte hani neden fee almak var? İçine gelsin. Şu anda satışından kar alıyor. %25 de şey alıyor. %25 de 2,5. 2,5. Buradaki tek para birimi satış mı? Burada öyle, evet. Burası için, evet. Burası için öyle. Yani ama her birinin kendine ait yani şeyleri var. 1 milyon yazmanız lazım. Tabii, milyon tabii. Gönderebiliyor 100 mu? Milyon birim, evet. bir bitcoin. Yani 100 milyon satoshi bir bitcoin. Peki o seviyede destekliyor mu? Ben buraya 1 milyon yazsam, bir bitcoinim var. Tabii tabii, isterseniz 1 trilyon dolar yollayın. Önemli değil. O hızda yine gider mi? Bitcoin ayında... Giden ama burasıyla benefit arasındaki veri. İsterseniz siz buna bitcoin deyin, isterseniz 100 trilyon deyin, isterseniz NFT deyin. Dediniz ya, bitcoin normalde küçük parçalara...